Genç kadın duvarın ardına sığınıp karalar içindeki genç kızı gözetledi. Kız bir eliyle yayı iyice geri çekerken diğer eliyle okun ucunu sabitliyordu. Bal rengi gözlerini iyice kısıp milim kıpırdamadan oku özgür bıraktı. Genç kadın başını okla birlikte döndürdü. 12'nin iki çizgi aşağısına isabet etmişti. Hocası memnun bir sesle konuştu. Harika, bu işte iyisin Amine. Genç kadın bu spor salonuna yakın zamanda yazılmış ve birçok şeyi gözlemlemişti. Okçuluk dersine Meryem Hoca bakıyordu ve Amine'yi sevdiği her halinden belliydi. Gerçi Amine'yi kıskançlık duyanlar dışında sevmeyen yoktu burada. Amine bir ok daha attı, gözlerinde hoşnutsuzluk vardı. Hayır hocam, hala istediğim gibi değil. Genç kadın sarı saçlarını savurup arkasına döndü. Amine'nin bu kendine güveni sinirlerine dokunuyordu. Fakat şimdi bu takıntısı onun için yarayacaktı. Çünkü biliyordu ki 12'yi denk getirmeden o okları bırakmayacaktı. Koridordan sola döndükten sonra nihayet soyunma odasına varmıştı. Kapıyı açtı ve başını içeri uzattı. Ders saati olduğu için kimse yoktu. Önceki günlerden yerini tespit ettiği dolabı yürüdü oyalanmadan. Saçındaki tokayı çıkarıp basit kilidi açtı. Elleri çok pratikti. Bu onun ilk işi değildi. Beceri kazanmıştı, tecrübeliydi. Amine'nin dolabından çantasını bulduğu içini açtı. Dolabı ve çantası oldukça düzenliydi. Cüzdanını çıkardı ve içinden kimliğini bulup küçük çantasının içine attı. Bunları yaparken eldiven kullanmıştı. Daha sonra ona verilen dolabı yöneldi ve içindeki torbadan siyah çarşafı çıkardı. Amine'nin çarşafından bulup almıştı. Aynı onun gibi giyinmeliydi. Ne başı belliydi ne ucu, nasıl giyineceğini bilememişti. Uzun uğraşlar sonucu üstüne giyebildi kadın lanetler okuyarak. Yenleri görmeye tahammül yokken şimdi giymek zorunda kalmıştı. Normalde Amine'nin yüzü açık olurdu zira haram değildi. Fakat pandemi gereği maske takıyordu, bu da onların işine gelmişti. Odadaki boy aynasının karşısına geçerek siyah maskeyi taktı ve gözlerinin altına kadar çekti. Çantasından küçük bir kutu çıkardı ve içindeki Amine'nin göz rengi olan bal rengi lensler vardı. Saydam parçayı parmağının ucuna alarak çıkardı ve ustalıkla gözüne taktı. Daha önce görev gereği birçok kez takmıştı. Normalde de göz rengini değiştirmeyi seviyordu. Birkaç kez gözlerini kırpıp açtı iyice oturması için, gözleri sulanmıştı. Gözleri netleşince aynadaki görüntüsüne baktı. Evet, tıpkı Amine'ye benziyordu. Kendisine bu kıyafetler içinde bakarken midesinin bulandığını hissetti. Çarşafın altından boynundaki hacı avucunda sıktı ve yürekten ondan özür diledi. Burada çok vakit kaybetmeden çıkışı önerdi. Burası kadınlara özel dövüş sanatları dersi veren bir spor salonuydu. Savunma sanatlarının yanında okçuluk ve binicilik gibi ata sporları da öğretiliyordu. Sadece kadınlara özel olduğu için erkek eğitmen olmadığı gibi içerisi kamerayla da izlenmiyordu. Kamera sadece dış kapıda vardı. Güvenlikteki giriş çıkışları kaydeden görevliye yaklaşıp kimliğini gösterdi. Aslında güvenlikten geçmeden rahatlıkla çıkabilirdi ama kayıtlarda Amine'nin çıkış yapmış gözükmesi gerekiyordu. Bugün erken çıkıyorsun Amine. Normalde daha çok çalışmak için hep en son sen çıkarsın. Güvenlikteki kadın görevli hiçbir cevap vermeden uzattığı kimliği geri alıp döner kapıdan çıktı ve onu bekleyen siyah arabaya bindi. Üstleri her şeyi düşünmüştü. Bilerek onu seçmişlerdi. Suikast yapacağı yer üst kıdemde bir askeri karargahtı ve oradakiler en iyi eğitilmiş askerleri barındırıyordu. Ve araştırdıklarına göre generalin kızı Amine'yi parmak izi almadan içeri alıyorlardı. Çarşaf ve maskeyle kendini kamufle edebiliyordu. Askeriye de Amine'yi daha önce görmüşlerdi. 2 santimlik bir boy farkı dahi olsa bunu fark ederlerdi. Amine ondan 5 santim daha uzundu ve bu yüzden boyu ona yakın olsun diye 6 dolgu topuklu spor ayakkabı giymişti. Üzerindeki çarşaf bol olduğu için ondan daha zayıf olduğu belli olmuyordu. Mavi gözlerini Amine'nin bal rengi gözlerindeki lensle taklit edince her şey tamamdı. Bilerek onu seçmişlerdi. Bir karargaha girip oranın en yetkili generalini öldürmek ancak onun altından kalkabileceği bir görevdi. Ve bunu başaracaktı. Bugün örgütlerinin kabusu General Hamid Aladağ ölecekti. Üstelik bunu öz kızı Amine Aladağ yapacaktı. En azından herkes ölebilecekti. Araba karargahın 50 metre uzağında durduğunda her şeyini kontrol ederek arabadan indi. Bu Temmuz sıcağında üzerindekiler onu terletmişti. Yol ormanın içine gidiyordu ve bu çarşaf denilen şey ayağına takılıyordu. Bir kez daha lanet okudu. Nefret ediyordu üzerindekinden. Hem üzerindekinden hem de bunu giyen zihniyetten.
ve bugün karısı, kızı ve gelinle bunu giydiren birini daha bu dünyadan silecekti. İki tarafında düzenli biçilen çimler olan parkı yoldan karargahın girişine ilerledi ve ağır cam kapıyı parmak izi bırakmamak için çarşafın örtüsüyle tutup bitirdi. Muhtemelen zırhlıydı, bu sebeple çok ağırdı. Güvenlik bariyerinin arkasında duran genç asker onu görünce gülümsedi. Bu ona bildirilmişti. İsmi Huzeyfe'ydi ve 22 yaşındaydı. Askerliği bitirince büyük testlerden geçtikten sonra buranın küçük işleri için görevlendirmişlerdi. Giriş çıkışlara bakıyordu ve Amine'yi tanıyor ve seviyordu. Amine'den parmak izi taraması istemeden geçirdiğini biliyordu, o yüzden rahattı. İçinde şırınga bulunan çantasını raylı cihaza bırakıp X-ray cihazından geçti, üzerine silah almamıştı, bu yüzden ötmedi. Kızın kimliğini çıkarıp masaya koydu, konuşursa sesinden anlaşılırdı, bu yüzden konuşmamaya gayret ediyordu. Hoş geldin Amine abla, ama Hamit Paşa'm özel bir görüşmesi olacağını söyledi, kimse istemiyor. İstersen sen kafeteryada bekle, sana kahve ikram etsinler. Genç kadın sinir olmuştu. Öfkesini susturup konuşmak zorunda kaldı. Beni bekliyor. Huzeyfe denilen çaylağın kaşları çatıldı. İşte onun sesi ve konuşması olmadığını anlamıştı. Sesin biraz tuhaf Amine abla. Önceden düşünüp yüzünü terleten maskesinin altından sahtece hapşırdı. Sonra burnunu çekip garipten dedi. Huzeyfe'nin hala şüpheleri vardı ama başını sallayarak geçmiş olsun dedi. Genç kadın kimliği masanın üzerinden aldığı gibi yürümeye başladı. Huzeyfe ama Amine abla dese de geri dönmedi. Sonra ondan zarar gelmeyeceğini düşündüğü için peşinden gitmeyip masasına geri döndü. Genç kadın bacağının görüneceğini sorun etmeden çarşafın ucunu toplayıp hızlı adımlarla yürüdü. Bu karargâh ilk gelişiydi ama avucunun işi gibi biliyordu gideceği yeri. İçerideki casusları bütün koridorlara çekip atmıştı. General Hamid'in şahsi odasına giden yolunsa videosunu göndermişti. Görsel hafızası kuvvetli bir kadındı, işi neye çalışıyordu. Bir koridor daha geçti, koridorun sonunda sağda duran kapıya gözlerini kısarak baktı. Koluna taktığı küçük çantanın fermuarını açtı, şırıngayı tutacağı eline siyah bir eldiven giydi ve içindeki zehir dolu şırıngayı kavradı. Elini çantadan çıkarmadan kapıya ilerledi. Etrafını kontrol etmeye ihmal etmedi. İçerideki casusları bu koridora bilek boşaltmıştı. Kapıya vardı ve yumruğunu nefretle sıkarak kapıyı tıkladı. O adamın hayatına son vermek için sabırsızlanıyordu. İçeriden kendinden emin bir ses "Gir!" diye seslenince zaman kaybetmeden kapıyı açtı. Onu beyazların çoğunlukta olduğu bir oda karşıladı. Genelde bu tür adamların siyah tercih ettiğini düşündüğü için buna şaşırdı. Oturduğu iri sandalyenin sağına düşen oldukça büyük bir Türk bayrağı sancak şeklinde sallanıyordu. Daha fazla bakmaya tahammül edemeden gözlerini generale çevirdi. Adam onu görünce ayağa kalkmıştı. Amine, benim biricik kızım. Heyecan dolu sesiyle masanın arkasından ayrılıp geniş odada ona doğru adımladı. Hangi rüzgar attı seni buraya? Genç kadın da birkaç adım yürüyerek aradaki mesafeyi kapattı. Hamit Paşa'nın önce yürüyüşüne, sonra peçenin açıkta bıraktığı gözlerine, gözlerini bir şahin gibi kısarak baktığını gördü. Dudaklarındaki büyük gülümseme yok olması da küçülmüştü. Kadınla fırsat vermeden kollarını açtı ve sarılmak için ileri atıldı. General de onu kabul edip kollarının arasına almıştı ki kadın saniyeler için derinde sıkı sıkı tuttuğu şırıngayı çıkardığı gibi havaya kaldırdı. Hamit Paşa şaşkınlığa mal vermeden zaten şüphelenmiş, kokusundan kız Amine olmadığını anlamış ve hemen kolunu elini yakalamak için kaldırmıştı. Fakat mesafeleri çok yakın olduğu için kadın şırıngayı boynuna saplamayı başarmıştı. Sesini bir çizgi film karakteri kadar inceltip dalga geçerek şunları söyledi. Ecel rüzgarı attı babacığım. Azrail'in olup canını almaya geldim. Her şey ağır çekimde oluyor gibiydi. General Hamit hissettiği acil irkildi ama havadaki eliyle kadının elini kavramayı başarmıştı. Elini çekmek yerine şırıngayı boşaltmaması için baş parmağına tutup geri yatırdı. Lakin kadın çoktan şırınganın üçte birini boynuna enjekte etmişti. Yavaş yavaş kadını tutan eli gevşemeye başladı. Çok hızlı etki eden bir zehirdi ve bu kadar azı bile onu öldürmese de akşama kadar onu baygın kalmasına sebep olabilirdi. Birazdan kendini tamamen kaybedecekti ve o zaman genç kadının tamamını boşaltarak görevini tamamlayacaktı. O sırada kapının çalma sesi duyuldu. Kimdi bu? Yakalanmaması gerekiyordu. Kadın panikleyerek generalden uzaklaşınca iri adamın bitkin bedeni sert bir gürültü çıkartarak yere düştü. Dışarıdan bir erkek sesi yükseldi. Paşam, iyi misiniz? Kapı tekrar tıklatıldı. Genç kadın yükselen nabzıyla birlikte odanın içinde saklanabileceği bir yer aradı.
Kapıdaki erkek sesi tekrar yükseldi. "Bakın içeri geliyorum." İzin ister gibiydi sesi ama general çoktan bilincini yitirmişti. Genç kadın koşarak kapının arkasına saklandı ve kapının kolunu çevirerek açıp kendini siper etti. İçeri hızla beyaz gömlekli genç bir adam girdi. Yerde yatan paşayı gördüğü gibi yanına koştu ve başını tutup kaldırdı. O sıra hala boynunda olan şırıngayı fark etti ve çıkardı. Sesini paşaya duyurmak için bir şeyler söylüyor, kendine getirmek için sarsıyordu. Kadın hiç zaman kaybetmeden genç adamın sırtının dönük olduğu kapıdan fırladı. Ona çıkış yapabilmesi için onu karşılayacak kişinin olduğu bir oda söylemişlerdi. O tarafa doğru koşmaya başladı. Zaten koridorun çıkışına yakın olan odadan çıktığı gibi köşeye döndü. Arkasında kovalayan ayak sesleri duyuldu. "Dur, kaçma, teslim ol." Bu Hamid'in odasındaki adamın sesiydi. Kaçarken çıkardığı ayak seslerinden peşine düşmüştü. Tekrar gür sesiyle gürledi. Hamid Paşa odasında saldırıyor adı. "Derhal sağlıkçıları çağırın." Genç kadın bir an olsun dinlenmeden koşarken arkasında sesine koşan askerlere verdiği komutları işitti. Koşmanın etkisiyle verdiği hızlı nefesler maskeyle birlikte yüzüne sıcaklık olarak dönüyordu. Ama kameralarda yüzünün çıkmaması için buna biraz daha katlanmalıydı. Koşarken çarşafın eteğine bastı. Tam düşünecekken kendini toparladı ve sinirle tuttuğu gibi ucundan yukarı doğru eteği yırttı. Etek iki yana koşarken oluşturduğu rüzgarla uçunca altındaki deri siyah pantolonuyla daha hızlı koşmaya başladı. Arkasını kontrol ederek koşarken bir kolunu tuttuğu gibi içeri çekti. Nefes nefese göğsü inip kalkarken gözlerine bir şeyin bağlandığını hissetti. Kadın dövüşmek için aniden arkasına döndü. O sırada büyük bir el bileğini kavradı. "Sakin ol, ben sizdenim ama senin yüzümü görmemen gerekiyor. Sadece dinleme dediklerimi yerine getir." Kapıdan gelen seslerle kapalı gözlerle başını o tarafa çevirdi. Bileğini bırakan el omzuna dokundu. "Endişelenme. Bu odaya sadece en üst rütbedeki askerlerin özel kartlarıyla girilebilir. Bu kart sadece 4 kişi de var ve ben onlardan biriyim. Şu an aşağı karargahta bu kapıyı açabilecek sadece Hamid ile ben varız. Eğer Hamid'in içini bitirdiysen kapıdakinden korkmana gerek yok. Açması imkansız." Kadın derin bir nefes alsa da görevini tamamlayamamanın mahcubiyetiyle başını eğdi. "Zerrin hepsini enjekte edemedim efendim. Şu kapıdaki adam içeri girdi. Yakalanmamak için görevi yarım bırakmak zorunda kaldım." Adam sert bir nefes verdi. Buna üzülmüştü. Hamid'in bugün kaldırılması gerekiyordu. Ah ah. Bir yere tekme atmış olmalı ki bir gürültü koptu. Derin derin nefes alarak kendini sakinleştirmesini dinledik kadın korkarak. "Tamam sakinim. Nasılsa Hamid'in ismi listede bugün olmadı. Yarın mutlaka o apoletlerini söktüreceğiz. Ya ölerek ya görevden göndererek." Bir an durakladı ve daha ciddi bir sesle devam etti. "Neyse. Seni üstlerin yeterince azarlayacak. Bu benim işim değil. Benim buradaki görevim seni buradan sağ salim çıkarmak. Dolaptan arkasına gizlenen gizli çıkışı açtım senin için. Hızlı ol ve beni takip et. Benim de burada olmamam gerekiyor. Dışarıda bizi götürmek için bekleyenler var. Birazdan kırmızı alarm verilir. Kapılar kapanmadan acele et." Nerede olduğunu bilmeden başımı salladı kadın. "Peki efendim. Hemen gidelim." Rahat koşabilmesi için gözlerindeki bağı çözdü fakat gizli geçit öyle karanlıktı ki önündeki adam asla göremiyordu. Zaten üzerinde de yüzünü dahi kapatacak büyüklükte bir kapüşonlu vardı. Peş peşe karanlık yolda karanlıkta kayboldular. Tıpkı tüm hayatları boyunca yaptıkları gibi. Sonrasında yürüdüğü yolun kıyısından akan mavi denize gülümseyerek baktı genç kız ve bir anlığına adımlarını duraklatarak denizin kokusunu içine çekti. İçinde hiç sebepsiz bir sıkıntı vardı ve deniz onun için huzura yolculuktu. Dinginlikti. Her ne kadar tempolu bir yaşantısı olsa da kafasına takıp uzun uzun düşüneceği bir derdi tasası olmamıştı hiç. Fakat eğer olsaydı bir deniz kıyısına oturur, su sesiyle birlikte gelen dalgalara teslim eder, kurtulurdu muhtemelen yükünden. Denizi seviyordu. Yaşadığı adaya ise aşıktı Amine. Denizle selamlaşması bittikten sonra yürümeye devam etti. Babasına gidiyordu Amine. Babası bir generaldi. Güçlü, kudretli, emrinde binlerce asker bulunan bir generalin kızıydı o. Babasına çok düşkündü. Ona bir şey olduğunu duysa onun da kalbi o an atmayı bırakırdı. Arkasından kendine az gürültüsüyle gelen şeyin bir fayton olduğunu düşünerek yolun kenarından adımlarına devam etti. Yanılmamıştı. Kısa bir süre sonra iki atın arkasına bağlanmış süslü kabiniyle renkli bir fayton yanından geçti. Burası Hemsaye Adası'ydı. Dört tarafı denizle kaplı, içi huzur dolu bir kara parçası. Amine burayı çok seviyordu.
İstanbul'a ziyaret için gittiğinde orada gördüğü hoş olmayan görüntüler burada yoktu. Sanki burası dünyada temiz kalmış tek yerdi. Hala insanlar düşenin üzerine basıp geçmek yerine birbirleriyle yardımlaşırdı. Hoşgörü vardı mesela, hangi dine, ırka yahut giyimde olduğuna karışmıyorlardı burada insanlar. Birlikte huzur içinde yaşayıp gidiyorlardı. Aylardan Temmuz'du. Hemsayenin çiçek açtığı en göz kamaştırıcı zamanlardandı. Çiçekler takmış bir kız gelini andırıyordu huzurun adası. Rengarenk eski usul boyanmış evlerin balkonlarına tırmanıyordu. Begonvil çiçekleri. Yanından yürüdüğü ahşap konağın duvarlarını saran asmanın yapraklarını toplayıp hasır sepetine biriktiriyordu bir genç kız. Biraz daha yürüyüp daha sakin bir yola yönünü çevirdiğinde arkasında ayak sesleri duydu. Amine dönüp bakmadı fakat bakmak üzere olan güneş gölgesini yanına düşürmüş, iki erkek olduğunu anlamıştı. Böyle yürümekten rahatsız olmuştu fakat yapabilecek başka bir şey bulamamıştı. Az sonra adımların hızlandığını işitti genç kız. Başı önde iki genç erkek yanından yürüyüp önüne geçtiler. Biraz arkada kalan genç öndekinin elini uzatıp durdurmak istercesine seslendi. Yavaş yürüsene biraz Musab. Nefes nefese kaldım burada. Öndeki genç başını fazla çevirmeden sessizce konuştu fakat Amine bakışlarının önünde tutmaya devam edip onlara hiç bakmasa da duymuş ve tebessüm etmesine vesile olmuştu kurduğu şu cümle. Hanımefendi rahatsız olabilir arkasından yürümemizden. Düşünceli olsana biraz Talha. Ve hızlıca önünden yürüyüp ilerideki arabalarına binerek gözden kayboldular. İşte böyleydi emsayenin insanları. Hala temiz, hala düşünceli. Omzuna attığı sız çantasını daha sıkı kavradı ve uzun bir yürüyüşten sonra askeriye giden orman yoluna emin adımlarla ilerledi genç kız. Başı yerde, gözü ayak ucundaydı. Bugün yüksek lisans için 2 yıldır yurt dışında olan abisi Ali geri dönecekti. Bu sebepten annesi bizzat kendisini babasını alıp gelmesi için görevlendirmişti. Babası mesleği gereği hep geç kalırdı da aile emeklerine. Karargah ormanın içine yapılmış çok da büyük olmayan bir binaydı. Büyük değildi çünkü burada bir tek yüksek rütbeli askerler yer alıyordu. Buraya gerekmedikçe uğramayı sevmiyordu Amine. Çok fazla sayıda erkek vardı ve üzerinde hissettiği bakışlar onu rahatsız ediyordu. Ama daha önce birkaç kez babasını uğramıştı. Onun Hamit Paşa'nın kızı olduğunu herkes biliyordu. Zaten çarşafı şerifini gören unutmuyordu. Büyük kapıdan içeri girdi. Prosedür gereği güvenlik aşamalarından geçmeliydi. Çok korunaklı bir yerdi. Bunun için babasının güvenliği adına sevindi. X-ray cihazından geçmeden önce telefon ve çantasını sepete koyup makinenin raylar üzerine bıraktı. Cihazdan geçtikten sonra çantası da diğer tarafa kıyarak geçti. Amine çantasını alırken genelde buradaki kapı güvenlik işleriyle meşgul olan, daha önce de onu karşılamış olan genç asker ona doğru geldi. Amine'nin daha önceki gelişlerinde hep aşırı bir güler yüzle karşılar, hatta muhabbet kurmak adına şakalar yapardı. Erkeklerle muhabbetten kaçındığı için hiç konuşamazdı onunla fakat bir erkek kardeşi gibiydi. Zaten Uzeyfe de ona abla diyordu. Fakat şimdi yüzü çok ciddiydi. Bir küçük kardeşten öte görevi başında ciddi bir asker gibiydi. Lütfen kimliğinizi gösterip parmak izini okutur musunuz? Amine şaşırdı çünkü önceki gelişlerinde kimliğini göstermesi yeterli oluyordu. Parmak izi taraması yapmadan generalin kızı diye içeri alıyorlardı. Amine gösteremedi. Hiçbir şey söylemeden dediklerini yaptı. Huzeyfe kimliğini alıp uzun uzun inceledi. Utanmasa altın gibi sahte mi gerçek mi öğrenmek için ısıracaktı sanki. Amine ayağının ucunu yere etmik hareketlerle vurmaya başladı sabırsızlıktan. Bu arada etrafı seyrediyordu. Normalde her geldiğinde koridorlar ya bomboş olur ya da tek tük asker görürdü. Amine bugün bunun sebebini sorduğunda birçok toplantı odası olduğunu ve büyük komutanların kendi özel odaları bulunduğu için oralarda olduklarını ve her odanın duvarlarının ses geçirmeyen bir ses sistemi üzerine yapıldığı için dışarıya hiç ses taşınmadığını söylemişti babası. Fakat şimdi koridor çok yoğundu. Üniformalı erkekler koşar adımlarla bir yerlere yürüyor. Bazıları da telaşlı telefon konuşmaları yapıyordu. Huzeyfe'nin önceki samimi sesinden uzak otoriter sesiyle ona döndü Amine. Maskenizi açın lütfen. İşte Amine şimdi kızmıştı. Huzeyfe onu tanıyordu. Kaç kere içeri almıştı şimdi nasıl yüzünü açmasını isterdi. Sinirle maskeyi indirdi ve konuştu. Huzeyfe bu neyin prosedürü? Tamam babamın güvenliğini sağladığınız için size minnettarım. Lakin beni tanıyorsun. Benden zarar gelmeyeceğini biliyorsun. Lütfen kimliğimi ver ve içeri geçmem için izin ver. Huzeyfe'nin gözleri bayramlık elbisesini gören çocuk gibi ışıldadı sesini duymasıyla. Amine abla gerçekten sensin. Bu da ne demek oluyordu?
Üstünde Amine Aladağ yazan kimliğini elinde tutmuyor muydu zaten? Bir tuhaflık vardı. Bugün hem karargâhta hem de Huzeyfe'de bir tuhaflık vardı. Huzeyfe, bana neler olduğunu anlatacak mısın? Yolunda gitmeyen şey ne? Genç asker alnını ovaladı. Çok huzursuz görünüyordu. Sana neler olduğunu ben anlatamam Amine abla. Ama biri seni görmeden babanla görüşsen iyi olacaktır. Biri beni görmeden mi? Ah tamam, sana bir şey sormuyorum. Lütfen bana babamın nerede olduğunu söyle. O iyi değil mi? Huzeyfe eliyle az önce girdiği kalın cam kapıyı gösterdi. Büyük ihtimalle zırhlıydı. Sakin ol, gayet iyi. Az önce ışımla çıkıp gitti. Her böyle çıktığında ormanın tam göbeğindeki büyük çınar ağacının altına gider. Oraya bak, büyük ihtimalle oradadır. Huzeyfe hiçbir şey söylemeden arkasına döndü ve hızlı adamlarla ağaçların arasına girdi. Hava kararmaya yüz tutmuştu. Hızla birkaç uzun ağaç daha geçti. Amine'ye eşlik eden bir tek gölgesiydi. Tabiri caizse incin top oynuyordu. Hafiften ürkmeye başladı. Tam büyük çınarı uzaktan görmüştü ki bir kol onu arkadan yakaladı. Arkasındaki her kimse kolunu boynuna dolamış, onu kendine çekmişti. Genç kız ani saldırıyla kocaman açtığı gözlerini aşağı kaydırdı ağır ağır. Gördüğü şeyle kurumuş boğazıyla yutkunmak oldu tek yapabildiği şey. Beyaz gömlekte bir kol ve boynuna tutulan şeyin bir hançer olduğunu görmüştü. Tok bir ses kendinden emin ve biraz da alay katarak konuştu. Demek olay mahalline geri döndün, her katil gibi. Yarım bıraktığın iş için geri döneceğini biliyordum ama bu kadar erken beklemiyordum. Son cümlede dişlerini sıkmış ve Amine'yi sarsmıştı boynundaki koluyla. Amine hiçbir şey söyleyemiyordu, ne olayından bahsediyordu, ona katil demişti. Allah'ım, hiçbir şey anlamamıştı. Ben katil değilim, neden böyle düşündüğün umurumda değil, derhal bırak beni. Amine çırpındı. Ona dokunmasından rahatsız oluyordu, bir an önce kurtulmak istiyordu. Adam kür bir sesle devam etti. Söyle bakalım, kimsin sen? Bunu neden yaptın ve neden geri döndün? Amine yerde uzanan gölgelerine baktı. Adam hançeresi haliyle dayamıştı boynuna. Kafasını da aynı yönden uzatmıştı konuşmak için. Boynunun sol kısmı gergin ve açıktaydı. Ben bir Müslüman kızıyım ve sizin bana dokunmanız haram. Bırakın beni. Boynundaki hançerini daha çok bastırdı. Hançerin uzu üzerindeki çarşaf şerifine takıldı. Allah'ım, şu anda boynunda bir hançer vardı. Soruma cevap ver. Amine çenesini dağıtmayacağını gönülden istedi. Benim kim olduğum babam sana itinayla anlatacak. Emin ol. Asıl sen kimsin? Allah ile güldü tekrar. Amine'nin ruhu dağılmıştı bu yakınlıktan. Senin kim olduğunu biliyorum. Şimdi ellerini başının üstüne koy ve diz çök. Kararlı bir sesle başını dikleştirdi Amine. Çökmem. Bu sefer gururla konuşan arkasındaki sesti. Kim olduğumu sormuştun. Ben Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan Musab Kızılkurt. Diz çöktüremediğim kimse yoktur. Şimdi diz çök. Dudağının kenarı kıvrıldı. Planını çoktan yapmıştı Amine. Derin bir nefes aldı ve içinden üçe kadar saydı. Sonra hızla dirsek kemiğiyle boynuna, şah damarının bulunduğu kısma sert bir darbe indirdi. Adam sersemlerken Amine ucu örtüsüne takılan keskin hançeri adamın bileğiyle birlikte kavrayıp geri büktü. Ondan böyle bir hareket beklemeyen adam şaşkınlıkla iki adım uzaklaşınca Amine çoktan topukları yağlamıştı. Koşarken gurur dolu bir sesle seslendi. Ben damarlarında Türk kanı akan korkusuz bir Osmanlı kızı Amine Alada, Allah'tan başkasına diz çökmem. Ebu Bekir abisi doktordu ve ondan öğrendiğine göre bu hareket insanı sersemletir, hatta birkaç dakika baygınlık yaşatırdı. Fakat bu zebellah gibi adama şaşkınlıkla duraksamak dışında hiçbir etkisi olmamıştı. Çınar ağacına yaklaşmıştı, zaten bu süre ona yeterdi. Babacım, ağacın önünde volta atan Hamit Paşa'yı gördüğü gibi seslenmişti Amine. Kafası çok karışmıştı. Bir an önce cevap almak istiyordu. Nefes nefese yanına koştuğunda anca yanındakileri fark etti. Hamit Paşa'nın iki yakın ahbabı Hamza Binbaşı ve Yahya Yarbay, hiç birbirlerini nimet etmeyen meslektaşı Reşat Albay da babasının yanında duruyordu. Hızla kollarını açan babasına sarılırken babasının omzunun üzerinden Hamza Binbaşı'nın omuzlarının gerildiğini ve Yahya Yarbay'ın elini silahın üzerine koyduğunu gördü. Kızım, o kadar söylememe rağmen getirttiler mi seni? Hamit Paşa yüzünü görmek için geniş omuzlarından uzaklaştırdı Amine'yi. Görevi gereği çoğunlukla kullandığı otoriter kalın sesiyle Amine'nin arkasındaki kişiye bakarak konuştu. Hayır baba, kimse getirmedi beni. Ben seni eve götürmek için gelmiştim. Fakat burada hiç normal şeyler olmuyor. Bana her şeyi açıklar mısın baba? Babasının hala bakışlarının gergin olduğunu ve arkasında bir yere baktığını fark edince Amine de arkasına döndü. Gözleri genç bir erkekle karşılaştı.
Ali abis yaşlarında gözüken adamın üzerinde içine siyah tişört giyip önünü açık bıraktığı beyaz bir gömlek vardı. Gözlerini hemen kaçırmak için aşağı indirdiğinde spor pantolonunun belindeki kalın kemere taktığı hançeri gördü. Bu adam az önce onun boğazına hançer dayayan kişiydi. Sinirle kaşlarını çatıp tekrar gözlerini yüzüne kaldırdı Amine. İki elinin baş parmaklarını asker yeşili pantolonunun kutlarına takmış, gözlerini kısarak şüpheyle Amine'yi inceliyordu. Amine sabrı tükenmişçesine babasına döndü. Elinin tersiyle arkasındaki adamı gösterdi ona dönmeden. Baba, Huzeyfe beni karargaha sokmadı. Az önce bu adam benim boğazıma hançer dayadı. Bana katilmişim gibi yargılayan sözler söyledi. Hızla bu sefer Hamza binbaşı ve Yahya Yarbay'a döndü. Hamza amca ve Yahya amca neden beni vurmaya hazırmış gibi tetikte duruyorlar? Allah aşkına burada ne oluyor? Hamit Paşa her zaman muntazam duran taranmış saçlarına parmaklarını daldırdı. Saçlarına ak düşse de hala oldukça gürlerdi. Saçındaki beyazlar ve hala ağarmamış siyah saçlar eşit orandaydı ve bu iki rengin ahengi onu daha karizmatik gösteriyordu. Parmaklarını açarak elini silahını kavramış olan Yahya Yarbay'a doğru salladı. Yahya kes şunu, o Amine, benim biricik kızım. Yahya Yarbay elini silahının yuvasından çekip üniformasının yeşil pantolonun palaskasına takılmış kılıfını yerleştirdi. Hamza binbaşı aradaki gerginliği yumuşatmak adına yumuşak bir sesle konuştu. Amine kızımdan şüphe duyduğumuzdan değil elbette Amit. Yine Amine'nin kıyafetleriyle geri gelmiş olabileceğinden tedbir almıştık sadece. Seni korumaya çalışıyoruz. Hamza binbaşıya başını sallayarak onayladı. Hamit Paşa arkasındaki adama doğru korkutucu adımlar attı. Sağ elinin yanında yumruk yapmıştı. Yüzüne geçirmemek için kendini zor tutuyor gibiydi. Sen benim kızıma hançer mi çektin Musab? Musab dik duruşundan hiçbir şey kaybetmemişti. Duygusuz gözlerle Hamit Paşa'ya bakıyordu. Hamit Paşa uzun bacaklarıyla iki adım da yanına vardığı gibi belindeki hançeri kınından çıkardı. Hançeri çıkardığı gibi havaya kaldırdı. Her şey ışık hızında gelişiyordu sanki. Amine'nin ağzı açılmış, elini ağzına kapatmıştı maskenin üzerinden. Hamit Paşa hançeri ani bir hareketle fırlattı. Musab ise milim oynamamıştı. Ne kaçmaya yeltenmiş ne de engellemek için savunmaya geçmemişti. Hançer havada süzüldü ve 2 metre mesafeyle dikilen ağaçlardan üçüncüsüne isabet edip gövdesinde takılı kaldı. Bilerek ıskaladım seni kızıl kurt. Eğer bir daha sevdiklerinden birine bir yanlışın olursa 6 metre uzaklıktaki ağacı nasıl kalbinden vurduysam bir dahaki hedefim sen olursun. Musab el parmaklarını birbirinden geçirip onlara baktı. Hiç mahcup görünmüyordu. Hançeri alırken hedefinizin ben olmadığını biliyordum paşam. Tam tersi olsaydı daha bana adım atarken aklınızdan ne geçtiğini anlamıştım. Buna tek bir hareketle engel olabilirdim. Adaletsiz yere birinin canına kıyamayacağınızı bilecek kadar hakkınızda bilgi sahibiyim. Amine bu genç adamın kim olduğunu merak etmeye başlamıştı. Eğer bir asker yahut komutan olsaydı üzerinde üniforması olurdu. Bu binada pek sivil kıyafetli kimseyi görmemişti şimdiye kadar. Söylediklerine bakılırsa herhangi bir insan da değildi. Hamit Paşa dişlerini sıkarak 2 kere elini omzuna sertçe vurup arkasını döndü. Amine'nin karşısında durduğunda Amine babasına fırsat vermeden kendisi konuştu. Babacığım söz hakkı vermediğim için beni mazur gör. Lütfen sorularıma cevap verir misin? Kafam karmakarışık. Hamit Paşa derin bir nefes çekti. Yıllar kaşların arasındaki çatıklığı kırışıklığa çevirmişti. Tamam kızım, sana anlatmak zorundayım zaten. Fakat hiç kimseye bugün burada olanlardan bahsetmeyeceksin. Annene bile. Amine sır tutardı, güvenilirdi. Zaten her ne olduysa devlete de ucu dokunuyor olmalıydı. Bu sebeple daha iyi gizlemeliydi. Devlet sırrımı öğrenecekti yani şimdi. Her zaman babası gibi asker olmak isterdi. Tabii bu devlet sisteminde örtüsüyle bu imkansızdı. İşte şimdi fırsat ayağına gelmişti. Merak etme babacığım. Beni tanıyorsun, sözünden çıkmam. Bana güvenebilirsiniz. Hamza binbaşı eliyle biraz ötedeki kamileyi gösterdi. Şuraya geçip oturalım. Ayaküstü konuşulacak konular değil bunlar. Musab'ın dişlerini gıcırtattığını duydu. Hemen arkasındaydı. Amine babasının yanına yaklaşıp ondan uzaklaşırken o ana kadar kendi dolu gözlerle onları izleyip konuşmayan Reşat Albay kelimelere bastırarak konuştu. Hamit Paşam, siz de biliyorsunuz ki Amine'nin konuşması gereken yer açık alandaki bir kamelya değil. Musab da onu onayladı. Reşat Bey doğru söylüyor. Amine bir anlık ona döndü. Gözleri hala aynı şüphecilikle onun üzerindeydi. Sanki bir matkap gibi başına delip beyninden geçenlere ulaşmaya çalışıyordu. Babasına döndü genç kız öfkeyle Musab'a bakıyordu. Sabahtan beri Amine'yi ifadeye getirmek için ekip göndermekte ısrar ediyordun. Şimdi de bunu mu söylüyorsun?
Yüzünü bu sefer nefretle Reşat Paşa'ya döndürdü babası. Onun sorgu odasında ifadesi alınacak bir vukuatı yok. Benim de kızımdan şüphem yok. Bu bir kumpas ve ne olduğunu öğreneceğim. Amine bana ihanet etmez. İhanet mi? Tabii ki de etmezdi. Bu adam onun babasına ihanet ettiğinden mi şüphe duyuyordu? Reşat Paşa'nın alay eden sesi sinirlerine dokunmaya başlamıştı Amine'nin. Tarihte çok fazla babasına ihanet eden evlat örneği var ki Hamit, bu kadar emin olma. Yüce Allah'ın yasakları olmasaydı şu anda çoktan ağzına sert bir yumruk atmıştı. Az daha konuşsaydı babasının sıktığı yumruğuna bakılırsa bunu o yapacaktı. Benim evlatlarım onlardan değil elhamdülillah Reşat. Sonra aklına bir şey gelmiş gibi kafasını sallayarak Reşat Bey'in üzerine yürüdü. Kamera kayıtlarına göre saldırgan Gizem odasına girerek kurtuluyor Musab'tan ve o odayı açan karttan sadece duraksadı ve teker teker hepsine baktı. Dördümüz de var. Neden bunu yaptıran sen olmayasın Reşit Albay? Gözünün makamımda olduğunu cümle emsaya bilmektedir. Reşat Bey adeta hırladı. Gözlerindeki nefret açıkça okunuyordu. Her kelimeye basa basa konuştu. O makamı elbet bir gün senden alacağım Hamit. Fakat bu adice değil, kendimi adadığım cumhuriyetin kurallarına uygun biçimde olacak. Yahya Yarbar araya girdi. Sakin olun beyler, şimdi düşmanlığın sırası değil. Onların istediği de tam olarak bu. Sözü Hamza binbaşı devraldı. Yahya doğru söylüyor. Biz de kumpasa getirildik. Her birimize ayrı bir yerde toplantı için gezi davetiye gelmiş. Bu şekilde uzaklaştırılmışız karargâhtan. Her şeyi ifadelerimizde şahitlerle birlikte söyledik. Hamit Paşa sabırsızlıkla başını Musab'a çevirdi. Musab da kafasını sallayarak onayladı, memnun olmasa da. O odaya bakan kamerada kar maskeli siyah kimli bir adam suikastçiden önce odaya giriyor ve sonrasında kadını içeri çekmesinden başka bir görüntü yahut delil bulunmuyordu. Hamit Paşa Musab'tan onay çıkmasına daha da sinirlendi ve öfkesini ondan çıkardı. Şimdi soracağın ne varsa geç ve şu kumaryanın altında sor Musab. Daha fazla sabrımı zorlama ve buna izin ver de meşgul et. Amine'nin siyah örtüsüyle örtünmüş beline elini koyup kendisiyle kameraya götürdü Hamit Paşa. Hamza binbaşı arkalarından o buranın en üst yetkilisi. Daha fazla şansını zorlama Kızılkurt dediğini duydu. Herkes oturduktan sonra Amine oturduğu yerde babasına döndü. Babası onunla aynı yere oturmuştu. Masanın diğer tarafındaysa Musab tam karşısında oturuyor. İki yanında da diğer paşalar oturuyordu. Reşat Bey ise oturma gereği duymamış kollarını bağlayarak zebani gibi Amine'nin başında dikilmeyi seçmişti. Hava iyice kararmış, karargahın çevresini aydınlatan sokak lambaları yanmıştı. Bak kızım, bugün bize, yani daha doğrusu bana bir suikast girişiminde bulunuldu. Amine hızla ayağa kalktı. Sen ne diyorsun baba? Sana bir zarar geldi mi, iyi misin? Paşa ellerinden tutup kızını oturttu. Gülerek konuştu. Yarım saattir görüyorsun beni kızım. Gördüğün gibi iyiyim. Derin bir nefes aldı ve devam etti. Gelen kişi bir kadındı ve üzerinde çarşafı ve maskesi vardı. Ve senin kimliğine giriş yaptırmış. Amine çakır gözlerini kocaman araladı. Onun kılığına girip babasını öldürmeye kalkmışlardı. Ya başarabilselerdi, hem de onun kimliğiyle. Baba, bu nasıl olur? Bunu nasıl yaparlar? Şimdi anlıyordu bütün o şüpheci bakışların sebebini. Ona bakan gözlere tek tek baktı. En sonsa bir çift kuşku dolu kızıl göze. Hayır baba, yemin ederim ben değildim. Allah'ım, babamı öldürmeye kalkmadığımı inandırmak için yemin ettiğime inanamıyorum. Babasının ellerinden kavrayıp yalvarır gibi baktı. Gözleri dolmuştu. Bana inanıyorsun değil mi baba? Babası eline güven vererek sıktı. Böyle bir şeye nasıl sorarsın Amine? Tabii ki inanıyorum. Bir an bile şüphe etmedim. Amine elini göğsüne koyup derin bir nefes aldı. Sonra ise kaşları öfkeyle çatıldı. Ona iftira atmışlardı ve karşısında oturan adamlar da buna inanmışlardı. Onlara açıklama gereği dahi duymadan babasına döndü. Demek ki benim çarşafı şerif giydiğimi öğrenecek kadar yakınımızda gezdiler baba. Ah ya kimliğim, sahtesini çıkarmış olmalılar. Başına ağrılar girmişti genç kızın. Nefes almakta zorluk çekince maskesini indirdi, baş ve işaret parmaklarıyla burun kemerine sıktı. Karargâhta kimlikler özel bir taramadan geçer ve sahte olan mutlaka anlaşılır. Kimlik gerçekti. İğneleyici sesi aniden başını kaldırıp baktı. Bu Musab denen gıcık kurttu. Gözlerinin bir anlığını ilk defa açtığı, yüzünde gezdiğini hissetti Amine. Amine ise bakışlarını derhal kopardı. Siz neyi ima ediyorsunuz? Babama suikasti benim yaptığım mı? Normalde sesini de haram erkeklerden sakınırdı, lakin şimdi öfkeden titriyordu, yüksek sesle bağırmıştı. Ellerini masaya vurup ona doğru uzanırken. Babası elini omzuna koyup geri yerine oturttu. Sakin ol Amine, o da görevini yapıyor.
Musab beni koruyup bu vakayı araştırmak için burada. Sen de sesini kontrol ederek konuş ve ne sorman gerekiyorsa bir an önce sor Musab. Amine'ye eve göndereceğim. Musab öne doğru eğildi ve ellerini masanın üzerinde birleştirdi. Bugün 14 ve 17 saatler arasında nerelerdeydin Amine? Kimlerle görüştün? Hiç tanımadığı halde bu kadar rahat ismiyle hitap etmesi Amine'nin tuhafına gitti fakat bunun üzerinde duramayacak kadar düşüncelerle doluydu. Üzerinde ciddi suçlamalar vardı ve alınganlığın sırası değildi. Kendine suçsuz olduğuna emindi ama karşısındakiler de haksız sayılmazdı. Bütün işaretler kendisini gösteriyordu. Ben kadınlara savunma sanatlarının öğretildiği bir spor salonuna gidiyorum. İlk ders 13'teydi ve çıkış saati olan 18'e kadar oradaydım ve birçok kişiyle görüştüm. Kayıtlarda kiminle dövüştüğüm yazmakta. Araştırabilirsiniz. Bacağında geniş cepten küçük bir not defteri ve kalem çıkardım Musab. Spor salonunun ismini söyler misin? Az önceki serseri yumuşamış gözüküyordu lakin hala disiplinliydi. Amazon Spor Kulübü. Küçük kalemi defterin beyaz sayfasında gezdirdi ve tekrar ona döndü. Kimliğin o saatlerde neredeydi? Kaybettiğini fark ettin mi? Düşündü Amine. Hayır, yokluğunu fark etmedim çünkü o saatler derslerin en yoğun olduğu saatlerdi. Kimliğim cüzdanımda ve cüzdanımda çantamdaydı. Çantamı da soyun yani giyimi odasındaki bana ait olan kilitli dolabımdaydı. Bir erkeğe karşı soyunma kelimesini kullanmayı hayal ettiği için düzeltmişti. Kimliğini en son nerede kullandın? Kimliği cüzdanındaydı. Geri yerine koymuşlardı. Buranın girişinde buraya geldiğim saatte işte. Musab başını salladı. Sokak lambasının sarı ışığıyla parlayan kestane kabuğu rengi hafif uzun saçları önüne düştü. Yani kimliğini alıp tekrar yerine koymuşlar öyle mi? Bu demek oluyor ki babana suikast girişiminde bulunup tekrar senin yanına dönmüşler. Amine'nin tüyleri ürperdi. Bu çok korkunç bir şeydi. Eğer ona Hamit Paşa kadar yüksek başarı ve mevkide olan birini görev olarak veriyorlarsa bu onun ilk cinayeti olmazdı. Bugün bir katil çantasından kimliğini alabilecek kadar ona yaklaşmıştı. Ellerini kendine sardı. Hemen sonra babası onu geniş göğsüne çekti. Reşat Bey herkesin duyabileceği ama kendi kendine konuşuyormuş gibi yaparak ''Ya da kimlik hep Amine'deydi'' dedi. İmasıyla Amine cevap vermek için doğruldu. Lakin Hamit Paşa cevap verme tenezzülünde bulunmadan Musab'a döndü. Bittiyse Amine'yi eve götüreceğim Musab. Hayran gözlerle Hamit Paşa'ya baktı genç adam. Onun mesleğindeki başarılarını, kişiliğinin yüceliğini çok iyi biliyordu. Hamit Paşa şehit babasının silah arkadaşıydı. Onu okutan, bugünlere getiren adamdı. Şimdi ise Hamit Paşa'yı koruma görevine gönüllü olmuştu. Bir nevi vefa borcuydu onun indinde. Milli İstihbarat Teşkilatı'na Hemsaye Adası'na darbe niteliğinde büyük bir örgütlenme girişiminde bulunduğu bilgisi düşmüştü. Musab ve ekibi görev yerleri olan İstanbul'dan Hemsaye'ye gönderilmişlerdi. Günlerdir üzerinde çalışsalar da detaylı bir bilgiye ulaşamamışlardı. Bugünse MİT'e Hamit Paşa'ya suikast girişimi istihbarat ulaştığında derhal görevinin en iyisi olan Musab'ı Hamit Paşa'yı korumak ve bu operasyonun kim tarafından yapıldığını bundan sonraki hedefin ne ve kim olduğunu araştırması için görevlendirmişlerdi. ''Bitti paşam'' dedi. Daha sonra burnundan nefes vererek devam etti. ''Size hürmetimden sorgu odasını almadım sorgusunu fakat siz de bilirsiniz ki yapılan suç hırsızlık dahi bile olsa nezahette alınır zanlı.'' Böyle büyük bir suçla zan altında olan birinin evine göndermem doğru olmaz. Üstelik onu aklayacak bir cevap alamadım sorularımdan. Reşat Bey yeşil çıkık gözlerini daha da açarak Amine'ye rahatsız edici bakışlar attı. Amine bu adamdan ürküyordu. Allah onu benzetmesi için affetsin ama gözleri yılan gözüne benziyordu. Bütün oklar kızını gösterirken onu eve götürmen senin canın için pek sağlıklı değil Hamit'ciğim. Ben seni düşünüyorum. Hamit Paşa sıkıntıyla nefes aldı. Musab doğru söylüyordu. Kızına ayrıcalık yaptırmak torpile girerdi. Bu da onun insani düşüncelerine ters düşerdi. Beni ne kadar da düşünüyorsun Reşat. İkimiz de biliyoruz ki benim ortadan kalkmadığımı üzüldün. Çünkü bu suikast gerçekleşseydi benim yerime geçecektin. Şimdi amirinin emrine uy ve git buradan Reşat Özdemir. Hamza binbaşı da ayağa kalktı. İkisinin nasıl tartışmalar gerçekleştirdiğini daha önce görmüştü. Bunu engellemek adına konuştu. Hamit, ezan okunmak üzere hadi gel. Akşam namazını camide kılalım. Bakışlarını Musab'a çevirdi. Amine kızım da en iyi şekilde misafir edeceklerine şüphem yok. Hem suçsuzluğu en kısa zamanda gün yüzüne çıkacaktır Allah'ın izniyle. Hamit Paşa başını sallayarak ayağa kalktı Amine ile birlikte. Musab çoktan kalkmış yanlarına gelmişti. Reşat bu geceki saldırılarına doymayacak gibiydi. Siz hala namaz kılıyor musunuz ya? Koskoca generalsin Hamit. O camiye girip nasıl o düşük insanlarla aynı yere baş koyuyorsun?
Hamit Paşa dişlerini sıkarken cevap vereceği sırada söze başlayan Hamza Bey olmuştu. Bu dünya hayatı bir rüyadan ibaret Reşat ve her rüyada olduğu gibi rüyalar tersine çıkar. Bu dünyada yüksekte olup Allah'a itaat etmeyenler ahirette alçakların en alçağı cehennemle cezalandırılacaktır ve namaz kılanlar en üstün mevkilerde olacaklardır. Reşat, boş laf bunlar gibi bir şeyler umurdanıp elini havada sallayarak arkasına dönüp gitti. Hamit Paşa içinden sabır dilenerek Amine'ye döndü. Benim kızım olduğun için ayrıcalık sağlamak senin de benim de değerlerime aykırı düşer Kerimem. Buna senin de razı olmayacağını düşünüyorum. Sağındaki ve solundaki iki büyük adama baktı. Biri babası kadar sevdiği Hamza amcasıydı, diğeri öz babası. Onu babasını öldürmeye yeltenmekle suçluyorlardı. Bütün deliller onu gösteriyordu. Acaba onlar Amine'ye inanıyorlar mıydı? İnanmazlarsa bu Amine'nin ölümü olurdu. Amine'nin bakışlarını hissedip ikisi de ona döndü. Amine ağlamaklı bir sesle sordu. Kolay kolay ağlamazdı. Bana inanıyorsunuz değil mi? Hamit Paşa elini omzuna koydu. Hamza Paşa ise kızı gibi görse de dokunuşu aram olduğu için sadece sevgiyle bakmıştı. Senin babana sevgini çok iyi bilirim Amine. Elimizde büyüdün sen. Tabii ki sana inanıyorum. Babası Amine'yi gözüne çekti. O kızı ilk gördüğümde sen olmadığını anlamıştım kızım. Yürüyüşünden tanırım ben seni. Gözünün her helesini ezbere bilirim. O hain seninkilere benzetmek için lens kullanmıştı. Yine senin Allah vergisi gözlerinin güzelliğine erişememişti. Üzme kendini biricim. Seni ne olursa olsun aklayacağım. Babana güven. Babasının omuzlarını saran ellerini tutup öptü Amine. Bunları söylemek acı veriyordu. Amine babasının gözlerindeki sızıyı hissetti ve onu telkin etmek için omuzlarını dikleştirdi. İçindeki yangınları söndürdü ve babasına güç vermeye çalıştı. Ben masumum baba. Bana senin inanman her şeyden daha kıymetli. Adalet önünde de aklanacağım biliyorum. Benim adalete güvenim tam. Sen beni düşünme. Eve git ve annemin yanında ol. Korkmasına izin verme. Musab az önce yanlarından uzaklaşmış telefonla konuşmuştu. Şimdi ise aradığı kişi yanlarına yürüyordu. Bu kumral bir kadındı. Kumral saçlarını tepeden at kuyruğu yapmış. Siyah dar pantolon ve tişörtüyle yanlarında durdu. Bu onu götürmek için gelen kişiydi biliyorlardı. Gidebilir dedi Musab. Gelen kadın koluna girdiğinde Amine babasına baktı. Hamit Paşa'nın canından can gidiyordu fakat yapabileceği bir şey yoktu. Ömer'i arayacağım hemen. Peşinden gelecek yanına. Seni çıkarmak için her şeyi yapacağız kızım. Sakin ol. Amine acı acı gülümsedi. Allah'a emanet ol baba. Kendine dikkat et. Sonrasında Amine ayaklarına tonlarca ağırlık bağlanmış gibi zor adım atıyordu. Sırtındaki ağır yükün altında omuzları çökmüştü. Karanlık koridorlarda her an kaçabilecek bir suçlu gibi kolunda bir elle yürüyordu. O genç adam başka bir arabayla başka bir yere gitmişti. Amine ise bu kumral kızla nezarete getirilmişti. Kadın onu kontrol edip koluna bıraktı ve büyük anahtarla siyah demir parmaklıkların kapısını açtı. Amine'ye girmesi için baktı. Amine hiçbir şeye karşı çıkacak güçte değildi. Başını eğdi ve içeri girdi. Kapı üzerine kapatıldı ve kilitlendi sıkı sıkı. Belki buradan kaçıp babasını öldürmeye gitmesin diye. Kadın görevli onu yalnız bırakıp gitti. Karanlığa yakın ışıkla yapayalnız kaldı buz gibi duvarların arasında. Şimdi annesinin kutlama gibi donattığı sofrada olacakken kuru bir tahtaya oturdu ve sırtını soğuk duvara yasladı. Yapayalnızdı. Tam bu düşünceyle ezan okunmaya başladı. Yalnız değilsin diyordu Mevlası. Ekber olan Allah her daim her yerde diyordu. Hayyâlel feleh, haydi kurtuluşa diyordu ezan. Ve Amine gözündeki yaşlı ellerini Mevla'ya açtı. Yarın zor bir gün olacaktı. Allah'ın yardımına ihtiyacı vardı. Ey karanlık geceyi güneşle aydınlatan Allah'ım! Nasıl ki Ayşe radiyallahu anh'a validemizi üzerine atılan iftiradan temizlediysen, beni de bu kara oyundan tertemiz çıkar Allah'ım. Duaları işitip icabet eden ancak sensin. Amin. Sonrasında ezanı dualarla bitirdi Amine. Yardımını istedi her şeyin gerçeğini bilenden. Başını duvara yaslayıp gözyaşlarıyla dinledi ezanı Muhammed'i. Daha sonra sırtını gri duvardan ayırıp ayağa kalktı. Siyah demir parmaklıkları kavrayıp başını uzatmaya çalıştı. Kimse var mı orada? Bakar mısınız? Birkaç tıkırtı duyuldu ve yabancı bir kadın görevli göründü. Bir şey mi istedin? Abdest alma şansın var mı? Kısa bir tereddütle baktı. Daha önce böyle bir istekte bulunan az kişi olmuştu demek ki. Sonra kemerindeki anahtarı çıkarıp kilidi açtı. Gel benimle. Lavabo abdestini aldı. Her su zerresi güç oldu can kattı sönmüş canına. Aynadan kendine baktı. Bu nasıl bir imtihandı böyle? Sonra isyan etmekten korkup
Hasbinallahu ve nimel vekil dedi. Benim vekilim Allah'tır. Örtüsünü tekrar giyip kapıda onu bekleyen kadın görevlileştiğinde nezarethaneye geri döndü. Kadın kapıyı kilitleyip gitti. Hamile sağına soluna baktı. Seccade yapmak için bir şey aradı. Bir şey bulamayınca üstüne örtsün diye bırakılan ince pikeyi eline aldı. Fakat bu karanlık yerde yön dokusunda yitirmişti. Kıble ne taraftaydı? Bunu sormak için kapıya yaklaşacağı zaman ayak sesleri duydu ve sonra bir ses. Ben savcı Ömer Faruk Alada. Amine Alada ile görüşeceğim. Amine duyduğu sesle gözlerinin yaşarmasını engel olamadı. Abisi gelmişti. Onu kurtarabilecek olan bir tek o vardı Allah'ın izniyle. Amine gülümseyerek yanına gelmelerini bekledi. Ömer, savcı ciddiyetiyle yürürken Amine'yi görmesiyle abi kimliğine büründü ve şefkatle gülümsedi. Dört abisi vardı Amine'nin. Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali. Ömer savcıydı öğrendiğiniz üzere. Adaletsizliğe tahammülü yoktu. Sert mizaçlıydı. Amine en çok ondan çekinirdi abiler arasında ama asla sevgisinden mahrum etmezdi ailesini. Özellikle Amine'nin üstüne titrerdi. Görevli saygıyla Ömer'e kapıyı açtıktan sonra uzaklaştı. Ömer içeri girip kardeşine sarıldı. İyi olacaksın abicim. Korkmadığını, senin güçlü biri olduğunu biliyorum. Sadece seni gelişmelerden haberdar etmek için geldim güzelim. Amacı Amine'ye içindeki gücü hatırlatmaktı. Nasılsın demek, içinde bulunduğu durumu hatırlatmaktan bir işe yaramazdı. Amine başını abisinin göğsünden kaldırdı. Ben iyiyim abi. Annem nasıl, ne söylediniz ona? Kimliğini düşürdüğünü ve birinin kimliğinle suç işlediğini söyledik. Babamın olayından haberdar etmedik. Babam böyle istedi. Amine annesini, evini ne kadar özlediğini anımsadı. Ağlamamak için başını yere eğdi. Ali abim geldi mi? Kutlamada eba oldu. Ömer çenesinden tutup başını dikleştirdi. Yarın senin de gelişinle çiftte kutlama yapacağız Allah'ın izniyle. Şimdi otur ve sana yardım edilmem için bana her şeyi anlat. Birlikte tahta otura oturdular. Amine her şeyi anlattı. Gerçi kendi bildikleri de çok fazla değildi. Ömer dinledi. Zaten anlattıkları dosyadakilerle uyumluydu. Not almasına gerek kalmamıştı. Daha sonra üzerinde çalışmak için ayağa kalktı. Elinde getirdiği poşeti yanına bıraktı. Ben sabah ilk mahkemeye çıkarılman için elimden geleni yapacağım. Büyük ihtimalle tutuksuz yargılanma çıkacaktır. Sen şimdi bunları ye ve iyice dinlen. Bana güven olur mu abicim? Amine abisine sarıldı ve Ömer kapıdan çıktı. Amine peşinden seslendi. Sana güveniyorum abi. Geri yerine oturduğunda gördüğü poşetle ancak açlık aklına gelmişti. Gerçekten çok acıkmıştı. Yememeye inat etmeyecekti. Güçsüz düşmek hiçbir işe yaramazdı. Besmele çekti ve getirdiklerini yedi. Daha sonra çöpleri toplayıp poşete koyduktan sonra örtüyü eline aldı ve Ömer gelmeden önce yapacağı şeyi yaptı. Tekrar kapıya yaklaştı. Rahatsız ediyorum, kusura bakmayın. Rica etsem bana kıblenin yerini gösterir misiniz? Kadın görevli kapıya geldi ve utançla dudağını ısırdı. Ben bilmiyorum. Kadının arkasında heybetli bir gölge uzandı yerde demir parmaklıklarının önüne doğru. Daha sonra kendisi göründü. O adamdı. Boynuna hançer dayayan, babasını kurtaran adam. Musab, Kızılkurt. Ne istiyor? Dedi kadına. Kadın da dedi. Kıbleyi soruyor, ben bilemedim. Musab önce ona bakmayan gözlerine baktı, sonra da elindeki düzgünce katlayıp seccade boyuna getirdi örtüye. Onu kim nezarethaneye koydurdu, dedi. Öfkesi sesinden okunuyordu. Kadın ürkek bir sesle, Asya Hanım dedi. Musab hiddetli bakışlarını görevli kadından ayırmadan, Amine Hanım'ı gözetim odalarından birine alın. Daha sonra Amine'ye baktı ve daha yumuşak bir sesle, ben gelene kadar namaz kılma, sana seccade getireceğim dedi ve gitti. Amine içindeki yangına bir nebze su dökülerek baktı arkasından. Sonra hanım görevlinin eşliğinde nezarethaneden çıkartıldı. Getirildiği oda normal bir ev odasıydı. Bir köşede yemek yiyebileceği küçük bir masa, üçlü bir koltuk ve eski bir televizyon vardı. Karşıda ise bir kapı daha vardı. Muhtemelen lavabo ve tuvaletlerdi. Kadına teşekkür etti ve kadın başını eğerek karşılık verdikten sonra dışarı çıkıp kapıyı kapattı. Hemen sonra ise kapının kilitlenme sesini duydu. Bitkin bir halde kendi yumuşak koltuğa bıraktı Amine. Kemiklerinin garip sesler çıkardığını hissetti. O, rahatsız tahta oturaktan sonra buna şükür etmişti. Bir süre bekledi, genç adam onu beklemesini söylemişti. Gözleri kapıda beklerken kilidin açıldığını duydu. Amine hemen toparlandı fakat kapı açılmadı, tıklatıldı. Müsait misin? Duyduğu tanıdık sesle onay verdi Amine. Evet, gelebilirsiniz. Kapının kilidi açıldı ve genç adam içeri girdi. Elinde ise yeşil bir seccade vardı. Beklettim, kusura bakma.
ve sonra elindeki seccadeyi yemek sandalyesinin sırtına astı. Rahat ol. Ben herkesi uyardım, erkek girmeyecek odana. Sabaha kadar iyi dinlen. Muhtemelen sabah ilk mahkemeye çıkacaksın. Amine başını kaldırmadan teşekkür etti ve Musab odadan çıkarken geri dönüp hatırladığı şeyi söyledi. Eliyle odanın sağ köşesini gösterdi. Kıble şöyle. Amine dudaklarını bastırdı teşekkür babında. Sonrasında Musab kapıdan çıktı. İlk izlenimleri kötü olmuştu lakin iyi bir adama benziyordu. Amine'nin şu an kafa yoracağı en son şey bu olmalıydı. Bu yüzden kalktı ve seccadeyi söylediği tarafa serdi. Tekbir aldı ve huzura durdu. Derdini, yükünü secdeye döktü. Secdeden kalkacağı vakit burnuna bir koku doldu. Bu yabancı bir koku değildi fakat tanıdık da değildi. Zihnine taze kaydedilmişti. Bu yüzden unutmamıştı. Fakat çözemediği kanda neyin kimin kokusu olduğunu, daha sonra selam vermesiyle zihnindekisini dağılıp kokuyu hatırlaması bir oldu. Bu, boynuna hançer dayadığı zaman zihnine kaydedilen kokuydu. Bu, Musab'ın kokusuydu. Eliyle tutup geçirene kadar sinemezdi bu koku. Geç gelmişti, seccade onun üzerinde namaz kıldığı seccade miydi? Yastığı eda ettiği için mi geç gelmişti? Buna mutlu oldu Amine. Güvenlik güçlerinin emanet edildiği insanların sırtını Allah'a dayamasını, onun koruması altında olmalarını çok isterdi. Sonrasında kapının açılmasıyla başını koyduğu, daha doğrusu başının düştüğü koltuk kenarından sıçradı. Sabah namazına kadar ezberindeki tüm sureleri okumuş ki çok daha şey bilmiyordu, dualar etmişti şafak sökene kadar. Yatsı, abdestiyle sabah namazını kıldıktan sonra uykunun ne zaman galip geldiğini anlamamış ve dalmış gitmişti oturur vaziyette. Kapıdan giren kadın görevliydi, elindeki tabağı masaya bıraktı. Kahvaltını yap ve hazırlan. Yarım saate kadar adliyeye götürüleceksin. Amine başıyla onayladı. Kadın çıkıp kapıyı kilitledi. Amine tutulan kaslarını açmaya çalıştı ağrıyla. Sonra ayağa kalkıp çarşafı şerefini çıkardı ve lavaboya yürüdü. İşlerinin rahat gitmesi için abdest aldıktan sonra odada serili olan yeşil saccadede iki rekat hacet namazı kıldı ve hacetlerini dile döktü sonrasında. Daha sonra masaya oturup kahvaltısını yaptı. Yeni bitirmişti ki kapı tıklatıldı. Gelenin kim olduğunu tahmin ediyordu zira kadın görevliler direkt açıyordu. Gelebilirsiniz. Kapı açıldığında tahmin ettiği kişiyle karşılaştı. Dün geceki yorgun adam değildi. Kıyafetini değiştirmiş, daha dinç bir şekilde karşısında duruyordu. Fakat göz çevresine bakılırsa sabaha kadar o da uyumamıştı. Mahkeme zamanı. Ve ismin Nasya olduğu kumral kız girdi içeri. Nasılsın Amine? Kot pantolonun üzerine giydiği siyah gömleği ve sıkıca bağladığı saçlarıyla oldukça güzel ve sıcakkanlı bir kızdı. Sorusuna iyiyim dese yalan olurdu, bu yüzden teşekkür ederim dedi bitkin sesiyle. Daha sonra peşlerine düştü. 20 dakika sonra kolunda Asya ile adliye koridorlarında yürüyorlardı. Ömer kolunda birazdan giymek üzere taşıdığı savcı cübbesiyle önde Musab ve babasıyla yürürken durum değerlendirmesi yapıyorlardı. Başı önde yürürken isminin seslenilmesiyle oraya döndü, gördüğü kişiye şaşırdı. Onu bu halde görmesini asla istemezdi. Amine, hayırdır dedi çocukluk arkadaşı Zeynep bir Asya'nın koluna bir önünde yürüyenlere bakarak. Şimdi hiçbir şey söylemeden buradan gitsem gidemem değil mi dedi Amine. Zeynep onun en yakın arkadaşıydı ve stajyer avukatlık yapıyordu. Bir dava için adliyede olmalıydı. Yüzünde çadılara layık bir gülüşle başında korkutucu yavaşlıkta sağa sola salladı Zeynep. Arkadaşı onu iyi tanıyordu. Sorularına cevap almadan peşini bırakmazdı. Amine ise hiç yalan söylemezdi. Sadece bazı şeyleri saklayarak konuşmaya başladı. Bak sana üstü kapalı anlatacağım ve sen de başka soru sormayacaksın, anlaştık mı? Tek kaşını kaldırdı. Bakarız. Biri dün çarşaf giyip benim kimliğimi almış ve bir suça karışmış. Birazdan mahkemem görülecek. Ömer abim, Meryem Hoca ve Rabi Hoca'yı tanık olarak getirmiş. Zeynep kaşlarını çattı. O da Amazon'a kayıtlıydı. Onlar ilkokul arkadaşlardı ve birlikte kaydolmuşlardı Amazon'a. Ben de tanıklık edebilirim. O gün seninleydim. Onun dışında seni en iyi bilenlerden biriyim. Hiç şüphe etmemişti ondan. Amine'yi bilenler herhangi bir suça bulaşmayacağını bilirdi zaten. Anayasada suç sayıldığı için değil, Allah katında haram sayıldığı için. Ben Ömer Savcı'yla konuşayım, bakayım aldatabiliyor mu beni. Sen rahat ol, elimizden geleni yapacağız. Abisinin yanına koşan arkadaşının ardından umutla baktı Amine. Asya'yla yürümeye devam ettiler mahkemenin görüleceği salonun önündeki oturaklara. Yeni oturmuşlardı ki tok ayak sesleriyle başını gelen kişiye çevirdi Amine. Geleni görünce duyguya kapılarak ayağa kalktı. Daha sonra durumunu hatırlayıp yanındaki gözetmeni Asya Hanım'a bakıp izin istedi.
Asya'da Musab'a bakmıştı. Amine de bal rengi gözlerini umutla kızıl kahve göz bebeklerini yönlendirdi. Musab ise göz kapaklarını bir kez kapatıp açmıştı. Amine bununla beraber yanlarına yaklaşan babasının açtığı kollarına sığındı ve sımsıkı sarıldı. Hamit Paşa kızının başından öptü. Şimdiye kadar kendine güçlü tutan kız küçük bir kız çocuğuna dönmüştü bir anda. Fakat kendini hemen toparladı ve ağlamadan ayrıldı babasından. ''Bugün bir çek değil mi baba?'' diye sordu sözüne en çok güvendiği adama. Amine'nin yanağını okşadı babası. ''Bitecek bir tanem, bana güven.'' ''Annem'' dedi Amine sesinin çatlamasına engel olamadan. ''Abimler gelmediler mi? İyiler değil mi?'' Her şeyden endişe eder olmuştu. Babasına suikast düzenleyen düşmanları varsa tüm ailesi tehlike altında demektir. ''Endişelenme kızım, hepsi iyiler. Evimizde seni bekliyorlar. Gelmek istediler fakat ben izin vermedim. Duruşma salonunu doldurup kalabalık etmesinler istedim. Seni onlara götüreceğime söz verip geldim.'' Amine, olay anından sonra ilk defa dudaklarını gülümsemek için hareket ettirdi. Daha sonra Allah'tan bunun gerçekleşmesini gönülden dileyerek derin bir nefes aldı. Az sonra bir mübaşir büyük kapıyı açtı ve ismini seslendi. Bununla birlikte son ana kadar onu yalnız bırakmak istemeyen Ömer ayağa kalktı ve Amine ve babasının gözlerini kapatıp açtı. Daha sonra yürürken savcı cübbesini kollarına geçirdi. Esen rüzgarla cübbesi uçuşarak yürüdü ve kürsünün arkasındaki hakime hanımın sağ yanındaki yerini aldı. Hamit Paşa kızının kulağına teskin edici cümleler fısıldadıktan sonra mağdur davacı tarafına geçti. Amine davalı yerine oturduğunda bunu kendine yediremedi. Tam karşısında davacı olarak babasının olduğuna ise hala inanamıyordu. Fakat bugün aklanacağını umut ediyordu. Arkadaki sandalyelerde Musab, Asya ve isminin Talha olduğunu öğrendiği ekip arkadaşları oturuyordu. Giriş konuşmaları yapıldıktan sonra Amine'ye soruldu. Amine, Musab'a söylediği her şeyi tekrar detay atlamadan söyledi. Böyle bir suçtan suçlamak, kendini savunmak bile gururuna dokunuyordu. Sonrasında ekledi. Dosyanızda detaylı ifadem yer almaktadır. Benim tek söyleyebileceğim dedi ve babasına gözleri dolu dolu baktı. Değil babamın canına kastetmek, onun için kendi canımı feda ederim. Tekrar hakim hanıma döndü ve derin bir nefes alıp gücünü geri topladı. Hakkımda yapılan hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Hakim hanım eliyle oturmasını söyledi ve Hamit Paşa'ya döndü. Siz davacı Hamit Alada. Neler söyleyeceksiniz? Hamit Paşa tüm heybetiyle ayağa kalktı. Öncelikle söylediğiniz bir şeyi düzeltmek isterim hakim hanım. Ben davacı değilim. Burada kamu davasına dönüştüğü için bulunuyorum. Bana o saldırıda bulunan kişinin kızım Amine Alada değildi. Hakim hanım gözlerini kısarak sordu. Emin misiniz? Elimizdeki tüm deliller Amine Aladağ'ı göstermektedir. Hamit Bey başını bir an olsun eğmeyip dik duruşundan ödün vermeden cevapladı. Kanıtların Amine'yi göstermesi size buna inandırmak için düzenlenmiş bir oyundur. Fakat hiçbir kanıt beni, o hainin benim kızım olduğunu ikna edemez ki o kişiyi en yakından gören bir tek benim. Benim gördüğüm kişi de Amine değildi. Benimle konuştu. Sesi Amine'nin sesinden farklıydı. Yıllardır bu işin içindeyim. Yapay lensle doğal göz rengini ayırabiliyorum. Gözleri lensti. Durdu ve kızına döndü. Sesi az önceki general değildi şimdi. Baba olarak konuşuyordu. Ben kızımı yürüyüşünden tanırım hakim hanım. Kapıdan girer girmez tereddüt ettim. Fakat Amine'ye zaafım beni zayıf düşürdü. Şüphe etmedim. O benim tek kızım. Gözümün nuru. Bunu yapanlar da bunu bildiği için onun adını kullanıyorlar. Başını tekrar hakim hanıma çevirdi. Bütün iddialar uydurma ve tuzaktır. Amaçları benim masum kızımı cezaevine tıkıp akıllarında beni cezalandırmak ve asıl suçlunun dışarıda cezasız dolaşmasını sağlamaktır. Bu tuzağa düşüp adaletsiz bir karar vermemeniz için sizi ikaz ederim. Orta yaşlardaki hakim bir süre durdu fakat yüzünden hiçbir duygu okunmuyordu. Daha sonra tanıkları dinlemeye geçti. İlk olarak Amazon'un işletmecisi aynı zamanda dövüş hocası Rabi Hoca çağrıldı. Tanık kürsüne çıktı ve yemin ettirildi. Daha sonra hakim hanım sordu. Rabia Hanım, bu tesisinin yetkili kişisi siz misiniz? O halde söyleyin, saat 13.50 Amine nerede olmalıydı? Rabia o camineye baktı. Sert ve disiplinli bir yapısı vardı fakat Amine'yi sevdiğini herkes bilirdi. Gözleriyle Amine'nin tam gözlerinin içine baktı ve güven gönderdi. Amine gözlerini kırpıştırarak kabul etti ve gülümsedi. Amine derslere düzenli gelen çalışkan bir kız. O gün de her zaman olduğu gibi dersindedir. O saatlerde okçuluk dersi verilir ve o dersin hocası Meryem hocadır. Ama şunu eklemek istiyorum ki Amine'nin bina girişinde ve ders aralarında onu gördüm. Yani 13-17 saatler arasında tesisteydi.
Rabia hocanın ifadesi bittiğinde o geri geri yürüyüp salondan çıkmadan sandalyelerden birine geçerken Meryem Hoca kürsüye çağrıldı. Bu aynı şeyler ona da soruldu. Amin edersiniz demiydi Meryem Hanım? Rabia Hoca tesettürlü değildi ve disiplinli bir hocaydı ama Amine en çok onun derslerini seviyordu. Meryem Hoca ise başı örtülüydü ama pantolon giyenlerdendi. O daha cana yakın bir yapıya sahipti. Gözlerinde Amine'ye sevgi ve böyle bir ortamda olduğu için korku vardı. Benim dersim bir de başlar ve Amine'nin derse geç kaldığını hiç görmüştüğüm yoktur. O saatlerde de dersindeydi. O görüntülerdeki her kimse Amine olmadığı kesin. Hakim Hanım daha ciddi sordu. Saat tam 13.50'de Amine'yi gördünüz mü? Bu çok önemli. Meryem Hoca önündeki ahşap tutanağı tutundu. Ben emin değilim, saate bakmadım o anda. Fakat dersindeydi. Bunun yanı sıra söylediğim bir şey varsa eğer o da Amine'nin asla suç işleyecek bir insan olmadığıdır. Hakim Hanım ona da yerine geçmesini söyleyip sonraki tanığı çağırdı. Bu süre zarfında Ömer'in yanında savcı cübbesiyle oturan ikinci savcı söz istedi. Bu savcı Ömer'le rekabet eden, yükselmesinden hoşnut olmayan biriydi ve davada da davalı Ömer'in yakını olduğu için gözetmen savcı olarak katılmıştı. Hakim Hanım, tesisin kamera görüntülerini inceledik ve delil olarak sunduk. Kamera sadece giriş çıkış kapısını gösteriyor. Saat 12.28'de Amine Aladağ'a giriş yapıyor. 13.50'de ise şüpheli şahıs görünüyor. Sadece arkadan görünen çarşaflı bir kadın çıkışa ilerleyip kimliğini gösteriyor görüntülerde. İnceleme yaptığımız kayıtlarda bu dakikalarda bir tek Amine Aladağ'a çıkış yaptığı gözüküyor. Tüm gözler Amine'ye çevrilmişti ama yalnızca yabancı gözler şüpheyle bakıyordu. Diğerleri Amine'den emindi. Musab gözlerini Amine'nin üzerinden çekmeden her mimini takip ediyordu, bir açığını arıyordu fakat genç kız kendinden emin gözüküyordu. Görüntünün devamında şahıs binadan çıkıyor ve cam kapılardan göründüğü kadarıyla siyah renk camları filmde lüks bir arabaya biniyor. Arabanın plakası kapatılmış. Oldukça konforlu bir araca benziyor. Sence de öyle midir Amine? Hiç bindin mi bu tarz arabalara? Amine üzerindeki psikolojik baskıdan kurtulmak için abisinin teskin edici gözlerine, Ela gözlerine baktı ve derin bir nefes aldı. Daha önce bana tüm bu sorular soruldu ve ben de cevabımı verdim. İfadelerim dosyanızdadır. Cevaplarım sizin içinizi mutmain etmemiş ki şu an buradasınız. Lütfen asıl sormanız gereken kişilere sorularınızı sorun. Musab'ın bakışları Amine'den savcıya dönerken dudağının tek tarafı yukarı kalktı. Hiç bu kadar zarif laf sokan birini görmemişti. Bu konuşmalar olurken Zeynep tanık kürsüsünde yerini almıştı. Konuşmamda bir sakınca var mı? Zeynep'in özgüven dolu sesiyle gözler ona döndü. Hakim Hanım, hadi bizi yormadan sen cevapla bakalım, soruları duydun. Zeynep Amine'ye baktı. Gözlerinden okunacak çok şey vardı. Güven, destek, sevgi, minnet ve daha birçok şey. Daha sonra Zeynep omuzlarını dikleştirdi ve tok bir sesle konuşmaya başladı. İki şey söyleyeceğim. Birincisi 13-17 saatler arasında iki ders işlenir ve biz o saatlerde farklı derslerde olsak da ders aralarında görüşürdük. Hatta okçuluk dersini Amine'yi ben bıraktım ve kendi dersime geçtim. Bu da tahmin ederim ki o görüntülerin hemen öncesine tekabül ediyor. Yani o görüntülerdeki kişi Amine değil. Teker teker karşısındaki üç yetkilinin gözlerine baktı. İkisi tatmin olmamış gibi bakarken Ömer savcı ciddiyeti kendine kamuflaj etmişken gözlerinde memnuniyet vardı. Zeynep diğer ikisini ikna etmek için devam etti. İkincisi, biz Amine ile ilkokul birinci sınıftan beri arkadaşız. Yani ben Amine'yi 15 yıldır tanıyorum. O ki bir sınavdan sonra öğretmene, öğretmenim 3. sorunun cevabını Zeynep'ten silgi isterken gördüm, lütfen ona puan vermeyin diyen bir çocuktu. Üstelik bunu söylediğinde sadece 9 yaşındaydı. Yani ben Amine'yi bizzat suç üstünde de görsem, o ben yapmadım dese ben ona inanırım. 15 yıldır tek bir yalanını görmedim çünkü. Diyeceğim o ki siz de inanın ve suçsuzluğunu ispat edecek delilleri toplayabilmemiz için tutuksuz yargılanmasını arz ediyorum. Hakim Hanım tek kaşını kaldırdı. Avukat gibi konuşuyorsunuz. Bu bir soruydu. Zeynep omuzlarını dikleştirip başını saygıyla eğdi. Zira mesleğinin adalet reisi duruyordu karşısında. Evet efendim, henüz stajyer avukatım ve lakin yıl sonunda kırmızı yakalı cübbemle duruşmalarda karşınıza çıkabilirim Allah'ın izniyle. Ömer'in yanındaki savcı Demir söz aldı. Biz delillere inanırız hanımefendi. Elimizde Amine Hanım'ın kimliğiyle çıkış ve giriş kayıtları mevcut. Dosyada Amine Aladağ boyu dahil aynı olan bir şahıs görüntüsü var. Çevresinden 3 kişiye onu gördüklerini söylemesini tembihleyen birçok suçlu gördük bu zamana kadar. Neden siz de onlardan biri olmayasınız? Bunların aksini ispatlayana kadar Amine Aladağ zan altındadır. Tutuksuz yargılanması, yarım bıraktığı suçu tamamlaması tehlikesini oluşturmaktadır. Zeynep bu adamı hiç sevmemişti. İçinde fokur diyen avukat damarı bedenini ele geçirdi.
Sayın savcım, elinizdeki deliller o kişinin namine olduğunu kanıtlar derecede değil. Benim de boyum hamileyle aynı santimlerde öyleyse, ben de bir çarşaf giyip arkamı kameraya dönünce hamile mi oluyorum? Karşınızda hamilenin o saatlerde burada olduğunu söyleyen 3 şahit var ve siz aksini kanıtlayana kadar hamileyi kanunlarca aklamak için yeterlidir. Lütfen tutuklama çıkarmaya çalıştığınızı bu kadar açık etmeyin. Zeynep'in sözleri mahkemeyi yangına verirken Ömer iç alevlerin sönmesine izin vermeden harladı. Demir savcının dosyayı tamamen olumsuz ele aldığı kanaatindeyim hakim hanım. Amine Aladağ'ın sicili temizdir. Daha önce hiçbir suça iştirak etmemiştir. Üstelik yıllardır adresi sabittir. Bunun yanı sıra bir savcı gözetiminde yaşadığını şahsınıza arz eder, tutuksuz yargılanmasının davanın aydınlanması açısından lehine olacağını ve hiçbir tehlike teşkil etmeyeceğine kefil olduğumu bildiririm. Savcı Demir, Ömer savcıya ateş saçan bakışlarını çevirdi. Fakat Ömer ona değil gülümseten kardeşine bakıyordu. Duyduğu cümleyle de ona dönmedi. Size duruşmada da bir cumhuriyet savcısı olarak bulunduğunuzu hatırlatırım savcım. Zira siz sanığın avukatı gibi davranıyorsunuz. Ömer'in cevap vermesine kalmadan tok bir tokmak sesi duyuldu. Hakim hanım kararı açıklayacaktı. Başta amine olmak üzere tüm gözler hakim hanımın dudaklarından dökülecek sözlere odaklandı. Ve hakim hanım o istenen kararı açıkladı. Ömer'in ve Zeynep'in söylediği gerçeklerin yanı sıra tutuklama için yeterli delile sahip olmadıkları gerekçesiyle tutuksuz yargılanmasına karar vermişti. Herkes sevincini yaşamayı mahkeme salonunun çıkışına saklıyordu. Kapıdan çıkar çıkmaz Ömer cübbesini çıkarıp abilik gömleğini üstüne geçirdi. Amine özgürlü bir şekilde kapıdan çıkar çıkmaz sevinçli abisine sarıldı. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum abicim. İyi ki varsın. Daha sonra teker teker babasına ve arkadaşına sarıldı. Hocaları tokalaşarak tebrik etmiş ve girmişlerdi. Daha sonra karşı tarafta onları izleyen 3 ekip arkadaşının yanına yürüdüler. Ömer ve Hamit Paşa erkeklerin ellerini sıkarak teşekkür ettiler. Amine de Asya'ya sıcak bir tebessümle diğerlerine sesli bir şekilde teşekkür etti. Onu ellerinden geldiğince iyi davranmışlardı. Abisi ve babasının kolları arasında yürüyerek uzaklaştılar. Zeynep de yanlarında durum değerlendirmesi yapıyor. Heyecan ve sevinçle konuşuyordu. Asya ne duruşmaydı be dedi arkalarından. Talha mahkeme boyunca gözünü alamadığı kızı dile döktü. Ne kızdı be, nasıl savundu arkadaşını gördün mü? Gözü kara, tuttuğunu koparan cinsten belli. Musab sertçe arkadaşının sırtına varıp elini omzuna attı. Kaç kere söyleyeceğim benim yanımda yapma şunu diye. Düş önüme düş, gözlerinin önüne baksın. Sonrasında Hamit Paşa arabayı Aladağlar Köşkü yazan taştan duvarın önünde durdurdu. Amine babasının arkasından arabadan indi. Büyük iki kapılı ahşap kapının önünde yeniden yan yana geldiler. Amine babasının kapıyı açması için yer açtı ve ardından çiçek kokulu bahçelerine girdiler. Bahçe kapısının genişliğinde, yani yan yana üç kişinin yürüyebileceği genişlikte Arnavut kaldırımlı bir yol evlerinin merdivenlerine kadar uzanıyordu. Yolun iki tarafında bakımlı çimler bir halı gibi zemini süslerken yürüdükleri yolun iki tarafına annesi yüksek boylu rengarenk güller dikmişti. Bu güzel kokular da onlardan geliyordu. Evleri tam anlamıyla bir tarihi eserdi. Aile yadigarıydı. Hamit Paşa'nın büyük büyük dedesinden kalmaydı. Hamit Paşa'ya kadar gelen rivayetlere göre Hamit Paşa'nın Osmanlı zamanında yaşayan dedesi zamanın padişahının has paşalarından biriymiş. Hamit Paşa çocukluğundan beri bu dedesini örnek almış ve onun izinden gitmişti. Çok gayret göstermiş ve en nihayet Hamit Paşa büyük dedesine yakışır tam bir Osmanlı beyefendisi ve paşa olmuştu. Her ne kadar Cumhuriyet sisteminde general olarak geçse de o ve çevresindeki herkes Osmanlı'ya bağlılığını bildiği için ona da böylece paşa olarak hitap ediyorlardı. Merdivenleri çıkıp ahşap kapının önünde durdular. Osmanlı zamanında evler dahi ince bir ruha sahipti. Amine kapıda asılan iki tokmağa baktı. Bir aslan motifli ve büyüktü. Kapıya gelen erkek ise bu tokmağı çalıyordu. Bu tokmak kalın tok bir ses çıkarıyor ve böylece evdekiler gelenin erkek olduğunu anlıyorlardı. Evin bir evdeyse kapıya geliyor, değilse hanımları örtünüp münasip bir şekilde kapıya bakıyorlardı. Hemen yanında ise çiçek motifli daha küçük bir tokmak duruyordu. Bundan da ince bir ses çıkıyordu çalındığında. Eğer gelen bir hanımsa bu tokmağı çalıyordu, böylece kapıyı evin hanımı açıyordu. Amine maskesini arabada çıkarmıştı, ay gibi yüzünü gülerek babasına döndü. Kuş gibi hafiflemişti özgürlüğüne kavuşunca ve fakat ne yazık ki hala aklanmış değildi. Şimdi anın mutluluğunu yaşamayı kendine hak gördü ve bunu düşünmedi. Babacığım, şimdi hangi tokmağı çalacağız? Sen erkeksin, ben kadın. Babası da gülüşüne karşılık verdi. İş başında ne kadar sertse evde o kadar babacan ve sevimli oluyordu. Dün gece amnesiz bir evde berbat bir gece geçirmişti. Şimdi ise kız yanındaydı.
Büyük tokma açalım kızım. Ebu Bekir abin nerede seni bekliyor. Rukiye yengen hayalı kızdır. Hazırlıksız yakalayıp utandırmayalım güzel gelinimizi. Amine babasının asla düşüncesine tebessüm etti. Derin bir iç çekti ona bir şey olmasından, öylesiye korkuyordu. Kapı çalındıktan kısa bir süre sonra ayak sesleri duyuldu ve büyük ahşap kapı gıcırtıyla açıldı. Kapıyı açan Ebu Bekir abisiydi. Ebu Bekir, ailenin ilk çocuğu, Amine'nin en büyük abisiydi. 32 yaşında orta boylu, esmer, karayağız bir adamdı. Yumuşak huylu, güler yüzlüydü. Amine en çok ondan akıl isterdi. Canımın içi gelmiş dedi tüm sevgisini sesini yansıtırken. Pek hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gülerek içeri geçerken Amine abisinin kolunun altına sokuldu. İşte özlememişim ki seni. Daha çok göğsüne çekti Ebu Bekir. Hadi oradan cimcime. Burnunda tütmüşüm bak, burnundan hala dumanı duruyor. Amine yaptığı espriye yüzünü buruşturdu ve yüzlerinde tebessümle salona girdiler. Tüm gözler ona çevriliydi. Herkes ayağa kalkmıştı. Annesi hemen yanlarına koştu. Ebu Bekir ona sarılması için izin verip alan açtı. Amine annesini görmesiyle, daha doğrusu ağlayan annesini görmesiyle o da gözlerine hakim olamadı. Annesine sımsıkı sarıldı. 40 yıl düşünseler akıllarına gelmeyecek bir şey başlarına gelmişti. Amine nezarete düşmüştü. Kuzum dedi Hatice Hanım ağlamaktan boğuk çıkan sesiyle. Sensiz koca konak başıma çöktü sanki. Amine ışkırdı. Gözünden düşen yaş annesinin omzunu örten tülbentini ıslattı. Annem dedi Amine. Geldim işte, buradayım, geçti her şey. Ah be anne, gerçekleri bilsen kim bilir ne hale gelirdin. Demek öyle anne. Bu dört direk o koca konu ayakta tutmaya yetmedi mi? Ali abisinin sahte sistemiyle oraya döndü Amine'nin yaştan bulanıklaşan göz bebekleri. Ali Amine'nin bakışlarını yakalayınca göz kırptı, ortamını arabasına dağıtmaya çalışıyordu belli ki. Ali biyoloji hocası olacaktı. 2 yıllık İtalya'da yüksek lisans yapmış, nihayet yuvasına dönmüştü. Çok kitap okumuştu, bilgiliydi, konuşma kabiliyeti yüksek biriydi, bilerek ilahiyat değil biyoloji seçmişti. İlahiyat okuyanların zaten belirli bir dini altyapıları oluyordu. Ama biyoloji dersini her kesimden insanlar alıyordu, kimliğinde Müslüman yazıp da imanını kaybetmiş olanlar, Allah'a inanmayan ateistler, işte canlıların biyolojisi yaratıcının varlığını, birliğini ve yüceliğini en açık gözler önüne serecek olan dersti. Bunu Ali'nin kendine has anlatımı eklenince Allah'ın izniyle yolunu kaybetmiş gençlere İslam'ı kazandırmaya niyet etmişti. Annesinden ayrılıp bakışlarını yanlarında bir çınar gibi gölge veren babasına çevirdi ve onu annesine teslim etti. Hamit Paşa eşinin omuzlarından kavradı. Amine Ali'ye doğru döndüğünde arkasından babasının annesine fısıltıyla şöyle dediğini duydu. Ne anlaşmıştık biz? Hiç anmayacağız dünü. Amine derin bir tebessümle Ali abisinin onun için açılan kollarına sarıldı. Ali onun abisinden çok çocukluk arkadaşıydı. Aralarında yalnızca 2 yaş vardı. Yurt dışında olduğu zaman boyunca da onu çok özlemişti. Başla abi, dışarıdan gelip bize teker teker sarılan sen olmalıydın. Ali ondan ayrılıp yanaklarını 2 elinin arasına aldı. Görmeyeli benim cadı kız kardeşim gamlı bir baykuşa dönmüş. Amine kaşlarını çıtıp tam bir huysuz kız kardeş gibi baktı alttan alttan Ali'ye. O ne demek ya? Ben ne cadıyım ne baykuş. İşte böyle dedi Ali kardeşinin burnunu sıkarken. Ben artık buradayım ve her gün benim için karşılama töreni yapabilirsin. Hiç şikayetçi olmam. Ali'nin geniş gülümsemesine Amine de karşılık verdi. Kendini beğenmişsin dedi Amine ve Osman abisinin sesiyle oraya döndü. Bırakın kardeşimi de sırabıza da gelsin dedi sistemle. Amine Osman'a sımsıkı sarıldı. Osman hemsaye il müftüsüydü, hafızı kelamdı, Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın kelamını baştan sona ezbere biliyordu. Yumuşak huyluydu. Amine en çok sıkıntılı zamanlarında Osman abisiyle konuşmayı severdi. Onunla konuşmakta huzur buluyordu. Canlı Kur'an-ı Kerim misali onunla konuşmak, manen onu okumak gibiydi. Huzur verici. Nasılsın Amine'm dedi sükunet veren sesiyle. Amine ondan ayrılıp kumral yüzüne baktı. Şimdi evimizdeyim ya, çok iyiyim abi. Ebu Bekir Neşruki'ye geldiklerinden habersiz mutfaktan elinde tabakla içeri girdi. Sofranın üzerinde elindeki tabağı bırakıp onları görmesi bir oldu. Yüzünde ışıl ışıl bir gülümseme belirdi. Çok zarif bir kadındı. Her ne kadar yaşı artık 30'a dayansa da minyon vücut tipiyle daha 20'lerinde gözüküyordu. Sürekli tebessüm ederdi. Etrafına yaydığı enerjiyle yanında mutlu hissetmemek elde değildi. Allah'ım sana şükürler olsun dedi sevinçle. Sonra kollarını açarak Amine'ye yürüdü. Amine'm güzeller güzelim, nasıl özlemişim seni.
Amine de ona sarıldı. Rukiye ablasını çok seviyordu. Onu sevmemek elde değildi. O senin güzelliğin yengecim. İnan ben de seni. Hepinizi çok özledim. Aile Hatice Hanım'ın özenle yaptığı yemeklerden yiyip hasret giderdiler. Yemekten sonra konağın balkonundaki sedirlere oturup acı kahvelerini içtiler. Bu sürede sürekli Amine'nin gözü babasındaydı. Nasıl oluyordu da böyle güzel saklayabiliyordu yaşadıklarını? Allah bilir daha nice saldırıya uğramıştı da böyle karşılarına geçip gülümseyerek gizlemişti. Şimdi bu işin içinde Amine'nin kendisi vardı. Bu yüzden haberdar olmuştu. Başını uzatıp yanında oturan babasının omzuna yasladı. Babası kolunu açıp onu göğsüne çekti. Amine gün ortasında güneş tepedeyken iki günlük yorgunluğun etkisiyle üstüne basan mahmurlukla gözlerini kapattı. Derin bir uykunun ellerine kendini bırakmadan önce kendi kendine şunları mırıldandı. Allah'a yemin olsun ki bunu bizlere yaşatan her kimse onu bizzat kendim bulacak, yanlarına bırakmayacağım. Sonrasında Amine kendiliğinden uyandı. Çok huzursuz bir gece geçirmişti. Bu yüzden kaşları çatıktı. Kabuslar sürekli uykusundan korkuyla uyanmasına neden olmuştu. Teheccüd için bir kere, sabah namazı için bir kere uyanmıştı. Yani bütün gece tam uyumuş sayılmazdı. Başını ovalayarak yatakta doğruldu. Çok düşünmekten ve uykusuzluktan başı ağrıyordu. Olayın sıcaklığıyla düşünmediği, her şeyi başını yastığa koyduğunda kafasına doluşmuştu. Ya o saldırı tamamlanabilseydi, babası şu anda toprağın altında olacaktı. Allah'ım, düşüncesi bile onu kahretmeye yetmişti. Hedefinin babası ve ailesi olduğunu bildiği tanımadığı düşmanları vardı. Babasının canı için duyduğu endişe onu çepeçevre sarmalamıştı. Yataktan doğrulduğu gibi ilk işi komodinin üstündeki telefonunu alıp babasını aramak oldu. Kızının ruh halini bildiği için ilk iki çalışta açtı Hamit Paşa. Efendim güzel kızım. Sesi aşırı bir neşe taşıyordu. Amine çocuk değildi. Ona güç vermek için böyle yaptığını anlayabiliyordu. Şükürler olsun babacığım, iyi geliyor sesin. Babasının gülüşünü işitti Ahize'den. İyiyim tabii kızım, hiçbir sıkıntı yok, rahat olsun yüreğin. Amine de gülümsedi. Başında bu kadar dert varken bir de mızmız küçük bir kız çocuğu gibi onu huzursuz etmek istemiyordu. Sen en güçlü babalardansın zaten, sana bir şey olmaz ki. Tamam babacığım, Allah'a emanet ol. Rabbim sizi korusun ve yardımcınız olsun. Heh, dedi Hamit Paşa enerji dolmuş bir sesle. İşte şimdi çevremi saran zırhlı korumayı hissettim sanki. Amine de gülümsedi ve telefonu kapattılar. Biraz olsun üzerindeki boğucu hava dağılmıştı. Yataktan kalkıp yatağını düzeltti ve saçını topladıktan sonra giyinip odasından çıktı. Aile üyelerinin sesleri alt kattan geliyordu. Daha da ferahlamak için abdest aldı ve yanlarına eğildi. Hatice Hanım, Osman ve Ali ile varandada oturmuş kahvaltı yapıyorlardı. Ebu Bekir ve Rukiye kendi evlerinde yaşıyorlardı. Babası Ömer abisi erken çıkmışlardı. Osman, Ali'ye hitaben konuşurken Amine yanlarından geçip oturdu. ''Oh Ali Bey, sizin için hava hoş. Oturun akşama kadar serin balkonda.'' Amine, annesinin uzattığı çayı alırken gülümseyerek teşekkür ederken Ali ona atılan taşa karşılık verdi. Osman onun bir üstüydü. Aralarında fazla yaş yoktu. İki yıldır gecem gündüzüm birbirine karışana kadar çalıştık be abi. Bırak da bir ay dinlenelim. Osman elini sertçe iki kere sırtına vurdu. Yan sandalyesinde oturan Ali'nin. Helal koçuma. Lafı devralan anneler olmuştu. Ben öyle bir bakacağım ki sana şu bir ayda unutturacağım sana o iki senenin bütün yorgunluğunu canım oğlum. Amine gülümseyerek onları izlemekle yetindi. Ağzına zeytini götürdüğü sırada Ali sessizliğini fark ederek Osman'a döndü. Abi, Amine'nin bu kadar süre hiç konuşmadan durması hiç ayrı alamet değil. Osman da ona eşlik etti. Haklısın, kıyamet yaklaşıyor olabilir. Herkes bol bol tövbe etsin. Herkes gülerken Amine gözlerini devirmekle yetindi. Hatice Hanım uğraşmayın kızımla diye oğullarını açladıktan sonra elini uzatıp biricik kızının elini tuttu masanın üzerinden. Neyin var kızım? Ağzına bir şey kaçmıyor. Babamı öldürmeye teşebbüs ettiler anne ve bunu benim yaptığımdan şüphe ediyorlar. Üstelik hala aklanmış değilim. Suçsuzluğumu nasıl kanıtlayacağımı düşünüyor. Babamın canı için endişe duyuyorum diye içinden geçirdi. Bu kesin şimdi yine yazdığı kitapta bir konuda takılı kaldı, olayları çözmeye çalışıyordur kafasında. Amine gülümsedi. İstediği fikri ona hale vermişti. Bak ya, kardeşini tanıyan bir abi de başka oluyor canım. Güldüler hep birlikte. Ali, söyle bakalım Katibe Hanım, yine ne yaptın şu karakterde sıkıştırdığın zavallıyı? Amine dil bilimi bitirmişti. Rusça ve Fransızca dersi almıştı. İngilizce zaten zorunlu dersti. Arapça ise medresede öğrenmişti. Yani dört dil biliyordu. Hayali, büyük dini kitaplarımızı yabancı dillere çevirip dine uzak kesimlerde piyasaya sürmekti.
aynı zamanda bir internet platformunda yabancı dil dediğini bir roman yazıyordu. Hep yabancı dilde romanların olduğu bu uygulamada Amine'nin kitabının benzeri neredeyse yoktu. Çoğunluğu daha çok ahlakı bozan türde kitaplardı. Aslında kendi gündelik yaşantısını yazsa dahi yabancı okurlar tarafından şaşkınlıkla karşılanıyor, beğeni yorumları geliyordu. Yorumlardan bazılarında okurken huzur buldukları için kitaptan çıkamadıkları yazıyordu. Sadece kendi ailesini yazsa bile onlar için bir terapi gibi geliyordu okuması. Aynı kitabı Türkçe'de yayınlıyordu. Amacı onlara bu yaşantıyı aşılamaktı. Batı'ya özentilik bu kadar artmışken insanlara özlerini hatırlatma çabasıydı ve elhamdülillah birçok kişi de onunla irtibata geçmiş ve değişim göstermeye başlamıştı. Yalnızca babası ve Ömer abisi her şeyi biliyordu. Diğerleri ise basit bir yanlış anlaşılma olduğunu ve hiçbir sorun kalmadığını sanıyorlardı. Osman sofradan kalkıp Amine'nin başına bir öpücük kondurdu. ''Benim kardeşim şimdi bilir, karışmayın ona.'' dedi Ali'ye doğru. Daha sonra Amine'nin omzunu sıktı. ''Sen de kafana çok takma. Her şey yoluna girer Allah'ın izniyle.'' Sözlerini kitabı için kursa da olduğu duruma en uygun cümlelerdi. Daha sonra geç kaldığını söyledi ve çayından son bir yudum olarak evden ayrıldı. Annesi ve Amine kahvaltılarını yaparken Ali onlardan habersiz sol taraflarına düşen yan konağa baktı ve derin bir nefes çekti içine. Fakat yüreğine ulaşamamıştı aldığı nefes. Zira yüreği hasretin kasvetiyle tıka basa doluydu. Kimse bilmiyordu yüreğindeki yangını. Bu yüzden açık açık dilini alamıyordu aşık olması adını. Çok da merak ediyordu. Görmek için içi içini yiyordu. Bir şekilde bir şeyler öğrenebilmek için önce boğazını temizledi. Sonra annesi ve kız kardeşine doğru konuştu. Neler oldu buralarda ben yokken? Komşularımız nasıllar? Evlenen yahut çoluk çocuk sahibi olanlar oldu mu? 2 yıl uzak kaldım sonuçta, az bir zaman değil. Amine kaşlarını çıtarak abisine dik dik baktı. Sonra kendini tutamayıp güldü. Anne, şuna bak, dedikodu istiyor resmen. Hatice Hanım da güldü. Haksız değil kızım, 2 yılda çok şey oldu gerçekten de. Sonra Ali'ye döndü. Sağ apartman onlara aitti ve tüm çocuklarının hazırda evleri vardı. Ebu Bekir'in evi dışındaki dairelerde evlenip eşleriyle yerleşene kadarsa kiracı oturuyordu. Senin evde oturan kiracılar yeni evliyken tutmuşlardı biliyorsun ki evi. Şimdi ise 1 yaşında bir kızları var. O kadar tatlı ki maşallah. Amine'nin kiracısı okulu bitirdi. Maşallah hala bekar ama. Osman'ınki ise tayini çıktı, boşalttı evi. Halime teyzenler 3. oğullarını evlendirecekler, geçen nişanı yaptılar. Ah, bir benim oğlanlar kaldı evlenmeyen. Son dakika golünü deliştirdikten sonra sözlerini bitirdi Hatice Hanım. Daha çok şey vardı, yavaş yavaş öğrenirsin artık. Çok şükür buralardasın nasılsa. Ali demek dışında tepki vermedi. İstediği isim söylediklerinin arasında yoktu. En sonunda cesaretini toplayıp Amine'ye döndü. Sonuçta çocukluk arkadaşıydı, yadırgamazlardı inşallah. Şey ne yapıyor Hafsa, geliyor mu buraya hiç? Hala izin vermiyor mu babası? Amine sofradaki ekmek kırıntılarını sünnet üzere şehadet parmağıyla toplayıp ağzına koyduktan sonra hüzünlü bir yüz ifadesiyle Ali'ye döndü. Başını iki yana salladı. Hala izin vermiyor babası. Gizli saklı geliyor arada. Bazen bir aya geçiyor gelmediği. Çok üzülüyorum onun için. Elimden de bir şey gelmiyor ki. Ali çekti ve başını önüne eğdi. Elinden bir şey gelmiyor olması canını acıtıyordu. Annesinin nafsı için ettiği dualara amin diye mırıldandı. Daha sonra Amine derse geç kalacağını söyleyip masadan kalktı. Sofrayı toplamaya başladığında ise annesi gitmesini, kendisinin yapabileceğini söyledi. Ali'nin de yardımıyla herkes ellerine bir şeyler alarak mutfağa bıraktılar. Gerisini ise Hatice Hanım hallederken Amine çarşafı şerifini giydikten sonra evden ayrıldı. Sonrasında karnını yediği tekmeyle nefes kesildi. Geri doğru sarılırken kollarını karnına sardı. İşte bu acıtmıştı. Hırsla burnundan sert bir nefes verdi ve kirpiklerinin altından karşısında memnuniyetle dudakları kıvrılmış sarışın kadına baktı. Buz mavisi parlak gözlerinde hırsı okuyabiliyordu. Rakibesi dizini kırdı ve tüm gücüyle tekmesini diz kapağının arkasındaki sinir dokusuna doğru savurdu. Genç kızı dizüstü çöktürmeye hedefletmişti, bunu görebiliyordu. Fakat unuttuğu şeydi ki karşısında Aladağların tek kızı Amine duruyordu. Dizine yaklaşan tekmesini ayak bileğinden yakaladı, baş hizasına kadar kaldırdı. Boyu uzundu. Öyle şerif bir hızla savunmaya geçmişti ki rakibinin sırt üstü yere düşüşü çok sert olmuştu. Omuzlarını gururla dikleştirdi Amine ve boylu boyunca yerde uzanan yabancı yurtlu kadının başında dikildi. Üzerine eğilip buz mavisi gözlerine bal köpüğü gözlerini sabitledi. Bu akar dolu bir sesle konuştu. Bir Türk'ü asla diz çöktüremezsin ama bir Türk tüm dünyanın sırtını yere getirebilir.
Düdük sesiyle kızın üzerinden doğrulup eğitmenine döndü. Bakışlarını tüm dövüşen talebelerinde gezdirirken tok bir sesle seslendi. Bugünlük bu kadar gençler. Hala hiç yeterli değilsiniz. Yarın daha fazla çalışın. İyi dinlenmeler. Rabia Hoca her kadında olmayan kaslı geniş omuzlarını dikleştirdi ve arkasına bile bakmadan eğitim alanından çıkıp gitti. Bu kadın hiçbir şeyden memnun olmuyordu. Az önce düşürdüğü partnerine baktı. Yerde doğrultup oturtmuş Amine'ye bakıyordu. Dövüş derslerinde kendini kaybediyor, farklı ve sert bir kıza dönüşüyordu Amine. Oysa sözleriyle dahi insanları incitmekten korkan birisiydi. Elini henüz tanışmadığı rakibesine uzatıp kalkmasına yardım etti büyükçe bir tebessümle. Kalabalık bir salondu ve herkese rastgele rakip çıkartıyorlardı. Deneyimli eski talebe olduğu için çoğunluğu tanıyordu fakat tanımadığı talebeler de yok değildi ve şimdi karşısında duran kadını tanımıyordu Amine. Onu inceledi. Sarışındı. Sarı saçlarının sağ kısmını kulağın hemen altından küt kesim kestirmişken sol kısmına doğru saçı uzayarak devam edip uçları kaslı omuzlarına dokunuyordu. Omuz ve kolları her ne kadar spor yaptığını gösteren zarif kaslara sahip olsa da ince belli göze zayıf gösteriyordu onu. Gözleri ise silikon olduğunu iddia edebilirdi. Bu son düşündüğüyle kendine kızdı Amine. Büyükçe gülümsedi ve elini uzattı. Selamünaleyküm. Ben Amine Alada. Sen yenisin galiba. Karşındaki kız da onun gibi gülümsedi. Ten rengi fazla beyazdı. Burnundan şakaklarına doğru sarı çiller serpilmişti zayıf kemikli yüzüne. Türk olmadığı aşikardı. Daha çok Ruslara benziyordu. Ve o bunu fark etmesine rağmen selam vermişti. Allah'ın selamını bir tek Türklere vermek gibi bir kaide yoktu, öyle değil mi? Aranızda selamı yayınız diye bir hadisi şerif vardı. Merhaba, ben de Valeria Ivankov. Evet, Türkiye'ye yeni geldim. Burada yeniyim. Türkçe konuşurken zorlanıyordu. Harfleri farklı telaffuz ediyor, anlamak için çaba harcaması gerekmişti Amine'nin. Türkiye'mize hoş geldiniz o vakit. Sizin bundan memnun ayrılmanızı canı gönülden isterim. Gülümsedi. Baştan aşağı Amine'yi süzdü. Dışarı çıktığında çarşaf şerif giyerek örtünürdü. Bu spor tesisi kadınlara özel yapılmıştı. Bir tek kadın hocalar ders veriyor ve yalnızca kadın öğrenciler kabul ediliyordu. İçinde okçuluk, dövüş sanatları ve binicilik de öğretiliyordu. Dört tarafı yüksek duvarlarla kapalı korunaklı bir yerdi ve buraya hiçbir erkeğin alınmayacağına güvence veriyorlardı. Bu sebeple derslerde rahat edebilmek için rahat siyah bir tulum giymişti. El ve ayak bileklerinden lastikle kapanıyordu kol ve pantolon uçları. Böylece yaptığı ağır hareketlerde elini ayağına dolanmıyordu. Adı ne demiştin? Farklı bir isim, ben aklımda tutamadı. Amine cevap veremeden uzun sarı saçlarını savuşturarak yanlarına bir kız yaklaştı. Hemen arkasında iki yandaşı vardı. Küçümseyen bakışlarla Amine'ye süzdü. Adının Suudi olduğunu bildiği ve aynı yaşta olduklarını düşündüğü genç kız. Amine, canı sağdı Amine. Nereden buluyorsunuz bu tarz isimleri? Bir benim havalı ismime bak, bir de şununkine. Ne kadar ezik bir isim, tam da sana yakışıyor. Kibirliye kibirli davranmak adalet tilkesiyle Amine de burnunun ucuna kadar yürüyüp burnunu dikleştirdi. Sana adımın sözlükteki ismini araştırmanı tavsiye ederim Sude'cim. Sude gözlerini devirerek başını iki yana salladı. Havalı havalı güldükten sonra arkasındaki kızlardan birine parmaklarını ışıklattı. Çok merak ettim bak şimdi. Aleyna, şunun isminin anlamına bir bakıp sesli okur musun bebişim? Kız hemen itaat edip telefonunu çıkardı. Birkaç şey yaptıktan sonra boğazını temizledi ve okumaya başladı. Sözlükte tam şöyle yazıyor. İnanılan, güvenilen kimse. Yüreğinde korku olmayan, korkusuz. Bu sözler kendini bilmez kıza fallatmaya yetmiş, havadaki elini umursamamış gibi görünmek için tırnağını dişlerin arasına sıkıştırdı. Amine durmadı. Telefonu çıkarıp arama motoruna Sude isminin anlamını yazdı ve aradı. Daha önceden anlamını biliyordu, şimdi kanıtlarla göstermek istiyordu. İstersen senin isminin anlamını da söylesin arkadaşın Sude'cim. Bunu da okur musun Aleyna? Kız peki deyip telefonu elinden aldı, hiç okumadan sesle okumaya başladı. Farşa'dan gelen bu isim ezilmiş, dövülmüş anlamlarına gelmektedir. Amine başını eğip ateş saçan gözlerine dalga geçerek baktı ve hanımefendiliğini bozmadan gizli gizli güldü. Çok havalı bir ismin varmış. Bu arada az önce isminin ilk anlamını uygulamalı gösterdim. Umarım ezilirken fazla canın yanmamıştır. Dövülmüş anlamına gelirsek dört gözle Rabia Hoca'nın bizi eşleştirmesini bekleyeceğim. Valeria Amine'nin aksine sesli bir kahkaha atarken Sude'nin yüzü mora çalıyordu. Bir yandan da yazıyı okuyan kıza ateş edici bakışlar atıyordu. Amine parmaklarının ucuyla telefonunu Aleyna'nın elinden çekip aldı ve Valeria'ya el salladıktan sonra yanlarından yürüyerek uzaklaştı.
Zeynep bugün erken çıkmıştı işlerini hallettikten sonra Amine ile Hemsani'nin Lalezer sahilinde buluşacaklardı. Her şeyi bilen, rahat rahat için dökebileceği bir o vardı elinde. Abisi ve babasının derdi başından aşkındı, bir de kendi sık boğaz etsin istemiyordu. Bu düşüncelerle iki yanını saran rengarenk lalelerin arasından yürürken içinin biraz daha ferahladığını hissetti. Buraya çevresini bir halı gibi saran lale çiçekleri ekildiği için Lalezer sahili ismi verilmişti. Hem sahilin güzel yerlerinden sadece birisiydi burası. Lale kokuları eşliğinde aralarından yürüyerek sahile çıkmayı çok severdi Amine. Fakat bugün ne yazık ki boynu büküktü rengarenk çiçeklerin. Lalenin ömrü sadece bir mevsimlikti. Eylül'de ekilir, Nisan'da çıkar ve Temmuz gibi de solardı. Sahile ulaştığında onu gören Zeynep elini kaldırarak yerini belli etti. Deniz kenarındaki kayalıklardan birine oturmuştu. Amine de yanını örüyüp yüksek kayanın üzerine eteğinin açılmamasına dikkat ederek çıktı ve Zeynep'in karşısında oturdu. Selamünaleyküm canım. Aleykümselam canımcığım. Uzanıp birbirlerini öptükten sonra Zeynep uzaklaşmadan elini tuttu Amine'nin. Nasıl oldun? Gözlerinin altı çökmüş resmen. Ah bunu yapanlar bir elime geçse var ya. Amine yükselmesine gülümsedi. Sakin ol şampiyon, bulunacak ben eminim. Yüce Allah er ya da geç onları cezalandıracaktır. Sonra iç çekip devam etti. Fakat uzun sürecek gibi görünüyor. Bu işi yapanlar çok profesyonel belli. Arkalarında hiç iz bırakmamışlar. Dünden beri seni aklamanın yollarını arıyorum. Hukuk kitaplarıma bakıyorum. Ben ve Rabia Hoca aynı dakikalarda seninle görüşmediğimiz için bizim ifadelerimiz kuvvetli delil sayılmıyor. O anlarda bizzat yanında olan yalnızca Meryem Hoca. Diğer üyelerden de şahit bulabiliriz fakat sanırım işlenen suç gizlenmesi gereken bir husus. Aynı zamanda suçlunun onu aradığımızdan haberdar olmasına ve kaçmasına sebep olabilir. Bu sebeple elimizde şahit olarak bir tek Meryem Hoca kalıyor. Bu da yetersiz delil niteliği taşır. Yani bizim başka bir kanıta daha ihtiyacımız var seni aklayabilmek için. Zeynep çalışkan bir hukuk öğrencisiydi ve Amine için canını ortaya koyacak kadar çok seviyordu arkadaşını. Amine hüsranla başını iki yana salladı. Maalesef kanıt olabilecek başka hiçbir şey yok. Zeynep elini güç vermek adına sıktı. Merak etme. Bu çamuru üzerinden temizleyeceğiz. Şimdi yönelebileceğimiz tek yer olarak o saatlerde senin bir görüntünü bulmaya çalışmak olduğunu düşünüyorum. Bunun için senin adını karıştırmadan teker teker tüm spor salonu üyeleriyle konuşacağım. Diğer yandan Rabia Hoca'yla da sürekli kayıtları takip ediyoruz. Sadece bu olay için Amazon'a iyi olup işi bittikten sonra gelmeyi bırakmış olabilir. Gelmeyen ya da kaydını iptal eden olursa bu işimize yarayacaktır. Amine minnet dolu gözlerle arkadaşına baktı. Duygulu bir sesle çok teşekkür ederim Zeynep dedi. Bu çaban benim için o kadar kıymetli ki. Zeynep giderek elini yanağına koydu. Şuna bak doldu hemen gözleri. Sen balık burcuda değildin ama ne bu sulu gözlülük böyle? Havayı dağıtmaya çalıştığının farkındaydı Amine. Üstelemeden buna izin verdi. Kova burcuyum aslında. Güçlü bir burcum var fakat yükselenim yengeç. Hep o dolduruyor böyle gözlerimi. Zeynep elinin tersiyle avucuna vurdu. Ah o yengeçler yok mu o yengeçler? Canımı okudu bir yengeç erkeği. Çantasından çıkardığı çekirdeği Amine'nin avucuna dökerken 2 yıl önce olmuş olay geçen hafta yaşanmış gibi tekrar anlatmaya başladı. Hatırlıyorsun değil mi alınganlığını? O yetmiyormuş ki hastalık derecesinde kıskançlığını. Ay bir de sürekli ilgi istemesi yok mu? Sırf mesaj atayım diye sahte hastanede sarımlı kol fotoğrafı paylaşmıştı. Yok abi ben öyle vıcık vıcık ilişki istemiyorum. Hele birinin üzerinde baskı kurmasını asla. Neredesin? Neden çevrimiçsin? Profil fotoğrafı koyma. Son cümlede iyice sesini yükselmesiyle Amine güldü. Erkeklerden nefret ettiren bir ilişkisi olmuştu. 2 yıl önce baskılara dayanamayıp ayrılmıştı çocuktan. Her ne kadar Amine nikahsız ciddi, helal olmayan ilişkileri doğru bulmasa ve asla kendi yaşamasa da Zeynep onun gibi değildi. Ailesi İslam'ı sıkı yaşayan bireyler değillerdi. Zeynep de kendi araştırmaları ve Amine ve ailesiyle görüşmeleri sonucu başını örtme isteği içine yerleşmiş ve örtünmüştü. Zamanların geri kalanında Zeynep anlattı, Amine onu giderek dinledi. Biraz düşünce yerinden uzaklaşmasını sağlamıştı açık hava ve Zeynep. Bir saat vakit geçirdikten sonra vedalaşıp ayrıldılar, evlerine ayrı yollardan gitmeleri gerekiyordu. Düşünceli düşünceli yürürken ana caddeden ayrılıp ara yollardan birine girdi. Etrafına fazla bakamadan yürüyüşünü sürdürürken arkasında bir ayak sesi ilişti. Durduğu arkasına baktı. Yol boştu. Ondan başka kimse yoktu. Hava aşırı sıcak olduğu için dışarıda pek kimse yoktu. Amine kol çantasını daha çok kavrayarak yürümeye devam etti.
olanların şaşkınlığını üzerinden bir türlü atamıyordu. Birileri ailesini araştırmış, kendilerini ona benzetebilecek kadar bilgi sahibi olmuşlardı. Bir katil, babasını öldürmeye teşebbüs eden bir katil, çantasını açmış ve kimliğini aldıktan sonra babasına suikast düzenlemiş ve sonrasında tekrar Amine'nin yanına gelip o babasına zehir sıkan parmaklarıyla çantasını açıp kimliğini yerine koymuştu. Amine çantasını kavrayan parmaklarını bir necasete dokunur gibi gevşetti ve çantasına midesi bulanır gibi baktı. O gün askeri de çantasını inceletmiş ve kendi parmak izleri dışında bir parmak izine ulaşılamamıştı. Bu daha çok Amine'yi zan altında bırakmaktan başka bir işe yaramamıştı. Amine bu düşüncelerle yanından yürüdüğü dükkanın camlarına bakarken arkasında bir erkek silüeti gördü. Yavaşça arkasına döndüğünde ise hiç kimse yoktu. Hayır, vardı. Biri onu takip ediyordu. Bu yüzden saklanıyordu. Virajı döndüğü sırada bir oyun dükkanının önüne konulan golf sopasını kavradı ve duvara tüneyip peşindeki kişinin de virajı dönmesini bekledi. Az sonra sakin adımlarla görünen adamı daha yüzüne bakmadan golf sopasını boynuna doladığı gibi adamı duvara yapıştırdı. Savunma pozisyonuna geçmesine izin vermeden golf sopasını nefesini kesene kadar boğazına bastırdı. ''Kimsin sen? Beni neden takip ediyorsun?'' Boyu ondan uzun olan bir erkekti. Sinirden göz döndüğü için ancak bakışlarını yüzüne doğru kaldırabilmişti. Yüzünü gördüğü ansa ellerinin gevşemesine sebep olabilecek bir şok yaşamıştı. ''Sen?'' dedi şaşkınlıkla. Bu en son mahkeme koridorunda gördüğü babasının vakasını araştıran istihbaratçıydı. Genç adam iki eliyle golf sopasının iki ucundan tutup boğazına baskısını azaltırken yüzüne çarpıcı bir gülümseme ekleyerek konuştu. ''Sanırım seninle güzel bir tanışma yapmadığımız için beni unuttun. Ben Musab Kızılkurt. Tanıştığıma memnun oldum Amine.'' Amine yaşadığı şaşkınlıkla hala olduğu yerde dururken tekrar sordu kaşlarını çıtarak. ''Beni neden takip ediyorsunuz?'' Musab hiç haberi yokmuşçasına kaşlarını gözlerinin üzerine indirdi. ''Ben yolumda yürüyordum. Beni duvara sıkıştıran sensin.'' Amine söylediği hoş olmayan imayla olduğu durumun o an farkına vardı. Karşısındaki yüze çok yakındı. ''Söylesene Amine, sen her arkandan yürüyen insana golf sopasıyla mı saldırırsın? Ya da belki sadece beni sıkıştırma hoşuna gitmiştir.'' Amine hızla geri çekilirken Musab gözleri kısılana kadar gülüşünü büyüttü. ''Ben durduk yere kimseye saldırmam. Siz beni takip ediyordunuz beyefendi. Söyleyin şimdi, beni neden takip ediyorsunuz?'' Musab ona alan açılmasıyla kollarını ikiye açtı. Bu hareketiyle önünü açık bıraktığı siyah gömleği uçuştu ve beyaz tişörtünün omuzlarına astığı tabanca kemerini ve gümüş silahını gözlerine serdi. ''Ben kendi yolumda yürüyordum küçük hanım.'' Kollarını göğsünde bağlayıp Amine'ye doğru bir adım attı. ''Fakat sen neden bu kadar tedirgin oldun ki? Sakladığın bir şeyler mi var yoksa?'' Amine de bir adım geri gitti. Bal köpüğü gözlerindeki özgüven hala yerini koruyordu. ''Benim sakladığım hiçbir şey yok. Sizin de beni takip ettiğinize eminim. O saldırıyı benim yaptığımdan şüpheleniyorsunuz ve beni takip ederseniz sizi bana emir verenlere götüreceğimi düşündünüz.'' Bu sefer ayağını sert yere vurarak bir adım ileri giden Amine oldu. Musab'sa bir adım geri çekilip hala kolları göğsünde bağlıyken sırtını duvara yaslayarak dinlemeye devam etti. ''Fakat size kötü bir haberim var beyzadem.'' Karşısında böyle kolları bağlı, üstten üstten konuşması onu bu hitabı kullanmaya etmişti. ''Siz benimle vakit kaybederken asıl saldırgan kaçış planını gerçekleştirmiş olabilir.'' Musab imanlı sesiyle yanıt verdi. ''Saldırganın sen olmadığını söylüyorsun yani. Belki de bu bir yön şaşırtma sistemidir. Hatırlatırım ki hala kendini aklamış değilsin.'' Amin elindeki golf sopasını daha da sıktı. Şimdi şu demir ucunu o kızıl kahve gözlerinin bulunduğu suratına sallamayı ne çok isterdi. ''Ben ancak gerçek suçlu bulunduğunda aklanabilirim ve onu bulmak da sizin göreviniz. Fakat sizin boş işlerle zaman kaybetmeniz adaletin yerine geleceğine dair umutlarımı tüketiyor ne yazık ki.'' Musab bıyık altından güldü. Ne kibar laf sokuyordu bu kız. Gülüşü Amine'nin sinirini bozdu. Daha fazla karşısında durmak istemediği için arkasına döndü gitmek için birkaç adım atmıştı ki geri dönüp elindeki golf sopasını havaya kaldırdı ve kesin cümleler konuştu. ''Bu arada sakın bir daha bana ilk başta yaptığınız imalarda bulunmayın. Ben sizin tanıdığınız kızlardan değilim.'' Musab bir kıstığı gözlerini, bir de elinde parmak boğumları kızaracak kadar sıkarak tuttuğu golf sopasına baktı ve daha çok güldü. Amine daha çok çıldırdı ve hızla arkasına dönerek yürüdü. Önce elindeki ödünç aldığı golf sopasını yerine geri bıraktı, daha sonra hızlı adımlarla arkasında bıraktığı bedene hiç bakmadan evinin yolunu yürüdü. Sonrasında genç kız gördüğü kabustan kan ter içinde kalmış bir şekilde yataktan sıçrayarak uyandı. Elini çıkmak ister gibi atan kalbinin üzerine koyup derin nefesler alarak
nefesini düzene sokmaya çalıştı. Çok korkmuştu. Günlerdir kabussuz uykusu kalmamıştı zaten olaydan sonra. Babası için duyduğu korku uykularını bölüyordu. Başucundaki komodinin üzerindeki ağzını kapattığı bir bardak suyu titreyen elleriyle alıp içti. Boğazı kurumuştu. Bardağı bıraktıktan sonra hemen yanındaki telefonunu eline alarak saate baktı. Saat sabahın 9'uydu. Babası dün gece eve gelmeyeceğini bildirmiş ve gelmemişti. İçten içe kendini teskin ederek babasının numarasını tuşladı ve arama tuşuna bastı. Önceki günler kızının ruh halini bildiği için ilk iki çalıştığı açardı Hamit Paşa. Lakin şimdi telefon defalarca çalmasına rağmen açılmıyordu. Amine dudağını kemirirken içinden sessiz dualar geçiriyordu. Allah'ım, babamı sana emanet ettim. Onu muhafaza eyle. Telefonu kulağından uzaklaştırmaya yeltenmişti ki bir hışırtı duydu. Ekrana baktı hızlıca. Evet, açılmıştı. Baba, dedi endişeyle. Karşı tarafın nefesini duyuyordu ama konuşan yoktu. Babacığım, meşgul olduğunu biliyorum. İyi olduğunu söyle, kapatayım hemen, dedi Amine. Babasını meşgul etmekten korkarcasına. Amine? Boğuk bir sesle kesik kesik adını söyleyen babası değildi. Babam nerede? O iyi değil mi? Farkında olmadan eli titremeye başlamış, gözleri dolmuştu bile. Amine, ben Yahya amcan. Şimdi hastanedeyiz. Kelimeler zar zor çıkıyordu ağzından. Hecelerin arasında iç çekiyor. Ağlıyordu Yahya yarbay. Niçin ağlıyorsun Yahya amca? Hastanede ne işiniz var? Babamın iyi olduğunu söyle, yalvarırım. Şimdi Amine de ağlıyordu umutla bu kelimeleri sıralarken. Yahya yarbay konuşmadan telefon arizesinden Huzeyfe'nin sesi duyuldu. Huzeyfe bir cümle kurdu ve Amine yerle eksan oldu. Komutanımın naaşı hazırmış Yahya komutanım. Cenazeyi morgdan almamızı söylüyorlar. Sonrasında Amine'nin eli işsizleşti. Telefon yere düşüp parçalandı. Amine dizlerinde derman bulamadı. Dizüstü yere düşerken bir feryat koptu dudaklarından. Baba! Elini yüzüne kapatmış, hışkırıklara boğulmuştu. Yapmışlardı işte. Daha önce yarım kalan işlerini bitirmişlerdi. Almışlardı babasını ondan. Ne istediniz babamdan, diye bağırdı sesli ellerini yırtarcasına. Annesi vali koşarak odasına girmişlerdi sesini duyunca. Annesi hemen yanına koşup kollarından kavradı kızını. Elleri çoktan buz kesmiş, korkuyla kalbi çarpmaya başlamıştı Hatice Hanım'ın. Ne oldu Amine? Söylesene, bu ne halin? Sımsıkı boynuna sarıldı Amine. Nasıl söyleyecekti ömür yoldaşının vefatını? Babam anne. Ali eğilip kardeşinin yüzünü avuçlarının arasına aldı. Beti benze atmış, olayı anlamaya çalışıyordu o da. Belli ki hayırlı bir şey olmamıştı. Diğer abiler işlerindelerdi. Cevabından korksa da sordu Ali. Babama mı bir şey oldu Amine? Korkutma bizi. Hışkırdı Amine ve bir çırpıda söyleyiverdi. Abi, babam şehit etmişler babamızı. Ali dizlerinin bağının çözüldüğünü hissetti. İnce uzun parmaklarıyla kız kardeşinin yatağının ayak ucu demirine tutunurken yüreğini yakan acı gözünü yaşarttı. Gözyaşı damlası yanağından akarken büyük bir teslimiyetle şunları söyledi. Biz şüphesiz her şeyimizle Allah'a aitiz ve şüphesiz ona döneceğiz. Babasızlık nasıl olurdu? Bunu hiç düşünmemişti Ali. Aklına geldiğinde bile gerçek olur endişesiyle silmişti düşüncelerinden. O, ailesinin tüm fertlerinin sırtını yasladığı bir dağdı. Şimdi bu dağ çökerse tüm aile enkaz altında kalmaz mıydı? Tüm hücreleriyle titriyordu. Bu acı haber benliğine çok ağır gelmişti. Taşıyamıyordu. Gözyaşları peşi sıra yere düşerken annesinin figanları arasında telefonun çaldığını duydu. Fakat açacak gücü yoktu. Gözlerinin önünde feryatlar eden kardeşi ve annesini toparlama görevi ona düşüyordu bu zor lahzada. Allah'ım, bu ne zor imtihan, ne büyük acı. Her şey Allah'tan geliyordu, bunu biliyor ve kabul ediyordu. Dileği ise büyükçe bir sabırdı. Telefonun ısrarla tekrar çaldığını duydu, bu sefer kaçamadı ve telefonunu zar zor güç kalmamış elleriyle cebinden çıkardı. Arayanı görünce gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Arayan babasıydı. Hızla yeşil ikonu kaydırdı ve kulağına koydu. Baba, öyle büyük bir umut barındırıyordu ki sesi. Bütün çaresizlere çare olabilirdi sanki. Alim, babasının sesiydi bu. Yaşıyordu. Yine o güzelim sesiyle sesleniyordu ona. En duymak istediği şekilde. Hissettiği rahatlamayla dizüstü çekti annesinin yamacına. Şimdi gözyaşları şükranla daha hızlı düşüyordu gözlerinden. İki çift yaşlı gözle ona soru işaretleriyle bakıyorlardı. Hemen ses raporları aldı. Babam, yer ve gök cisimleri adedince şükürler olsun. Yaşıyorsun.
Annesi ve kardeşi inanmayarak telefona gözlerini dikti. Duydukları sesle bu sefer onlar da sevinç gözyaşları dökmeye başladılar. Yaşıyorum elhamdülillah. Ben cenaze işlemleriyle ilgileniyordum. Yahya Amine'nin yanlış anladığını, tekrar aradığında da telefonunun kapalı olduğunu söyledi. Amine, üzerine yılan dağ misali enkazın bir anda kalktığını hissetti. Atmaya son veren kalbi kan pompaladı. Tıkanmış nefes borusu açıldı, nefes aldı yeniden. Babası yaşıyordu ya, işte şimdi yeniden doğmuştu. Hatice Hanım kaptı hemen telefonu. Ömrümden ömür gitti şuracıkta Hamit, şükürler olsun seni bana bağışlayana. Hatice Hanım hoparlördeki telefonu eşiğmişçesine sinesine basarken Ali ile Amine sevinç gözyaşları dökerek sarıldılar. İyiyim, ağlamayın artık. Nasıl korkmuşsunuzdur Allah bilir. Hatice Hanım onu görüyormuş gibi daha fazla üzülmemesi için gözlerini sildi ve kendini toparladı. Ali ve Amine de aynı şekilde telefona odaklandı. Babalarının sesi kötü geliyordu. Çok üzgündü, bu belli oluyordu. Sen iyisin ya. Biz dünyanın en mutlu insanlarıyız Hamid'im. Düşünme sen bizi. Kimin cenazesinden bahsediyorsun Hamit Bey? Ne bu sesin hali? Derin bir çekişten sonra ağlamaklı bir sesle yanıtladı Hamit Paşa. Hamza intihar etmiş hanım. 30 yıllık dostumu kaybettim. İşte böyle dostlar. Birinci bölümün sonuna geldik. Bu güzel hikayenin yazarı Nur Hanım. Ben de Cihan Bozacı. Eğer hala kanallarımıza abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bakalım hikayenin devamında bizleri neler bekliyor. Ben de sizinle birlikte okuyorum hikayeyi. Yani daha önce okumadım. Sizinle birlikte aynı heyecanla okuyorum. Güzel bir hikayeye benziyor. Merak da ediyorum açıkçası devamında ne olacak. Eminim siz de merak ediyorsunuzdur. Bakalım. Ne diyecektim? Yeni bölüm beklerken size bir hikaye tavsiye edeyim. YouTube'da arama kısmına eğer hala kaldırmamışsam Medusa'nın Ölü Kumları sesli kitap, Medusa'nın Ölü Kumları Cihan Bozacı diye yazarsanız çıkacaktır. Maral Atmaca'nın muhteşem hikayesi sizleri bekliyor. Şimdiden keyifli dinlemeler. Yeni bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.